farklı tartışmalarla geçiriyor. Ama sizlere eziyete dönüştüğünü bilsek bile sabahlara kadar bu programı 15 yıla yakındır sürdürüyoruz. Bir gün daha uykusuz kalacaksınız ama değecek uykusuz kaldığınıza. Gerçekten Türkiye'nin çok çok önemli bir konusunu tartışacağız. Ve çok önemli bir konuğumuz var. Biliyorsunuz sözde Ermeni soykırımının 100. yılı. Ermenilerle sadece Türkiye'nin arası açık değil. Azerbaycan'la da Ermenistan arasında çok ciddi sorunlar var. Ve bugün Hocalık katliamının da bu hafta çok ciddi bir şekilde yıl dönümü. Hocalık katliamıyla ilgili olarak da Türkiye deyince Azerbaycan gibi bağrımız yanıyor. Bugün onu da konuşacağız. Ve konuğumuz öyle farklı bir konuk ki, çok gönlü konuk ki pek çok şeyi konuşacağız. 10 yıla yakındır Avrupa Parlamentosu'nda kadın hakları için mücadele veren komisyonun içerisinde kadına eşitlik hakkı tanınması için ve kitapları var. Bugünlerde çıkacak. Aşk başka diyor, aşkı anlatıyor ama tasavvufla ilgili olarak da yeni çıkan kitapta da Allah sevenin kalplerindedir diyor. Allah'ın ve peygamberi ve dinimizi, Müslümanlığı anlatıyor. Onunla ilgili olarak da çok farklı konulara gideceğiz ve her şeyden önce kadın şiddeti konuşacağız. Belki de onunla gireceğiz kadına şiddete. Özgecan olayını bağrı yanık olarak da Azerbaycan'dan kalktı, Mersin'e gitti. Özgecan'ın ailesiyle konuştu ve o acıları paylaştı ve belki de o Özgecan'ın yaşadıklarını Avrupa Parlamentosu'nda da önümüzdeki dönemde sık bir şekilde götürecek. Türk milletvekillerinin yapmadığının belki de daha fazlasını Sayın Ganire Paşayeva konuğumuz olarak o götürecek. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim Abbas Bey. İlk önce ben size teşekkür ediyorum ve Genç Bakış ekibine teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten de toplumun aydınlatılması konusunda en önemli programların başında geldiğini düşünüyorum Genç Bakış'ın. Ve özellikle toplumumuzun büyük çoğunluğu da gençler olunca gençlerin aydınlatılması, bilgilendirilmesi konusunda programınız siz geç dediniz ama ne kadar geç olsa da çok zevkle izlenilen ve bir şeyler kazanmak. İzlemek ve bir şeyler kazanmak adına güzel bir programdı. Ben de çok teşekkür ediyorum ki ikinci defa beni davet ediyorsunuz. Ve toplumumuzla, çünkü benim için Azerbaycan-Türkiye arasında bir ayrım yok. Bir millet, iki devletin bir mensubu kimi hep kendimi hissettim ve duyurmaya çalıştım. O yüzden de toplumumuz dediğimiz zaman ikisini de kapsayan Azerbaycan ve Türkiye'nin bir şeyler paylaşıp bölüşme adından bize verilen güzel bir şanstı, fırsattı. Ve bu fırsatı verdiğiniz için de size ayrıca çok teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Arkadaşlarımız farklı üniversitelerden, sizler de hoş geldiniz. Evet, Ermenistan soykırımını, Hocalı'da gerçekleştiği soykırımı görüşeceğiz. 100. yılı tartışılan Ermeni soykırımını da konuşacağız ama biraz çok yakında yaşadığımız bir şiddet, kadına şiddet olayını Özgecan'ın başına gelenlerle başlayalım diyorum. Yıllardır Avrupa Parlamentosu'nda bunları önlemeye çalışıyorsunuz. Avrupa'dan bakıldığında, Avrupa Parlamentosu bakıldığında nasıl? Bir de çok yeni olarak siz gittiniz, Mersin'e gittiniz, Özgecan'ın ailesiyle konuştunuz. Neler oldu? Aile nasıl? Nasıl yorumlanıyor? Ve hem orada Mersin'de görülen, hem Azerbaycan'dan görülen, hem de Avrupa'dan görülen olay nasıl? İsterseniz kısa kısa bir arkadaşlardan da birer cümleyle o konudaki görüşlerini alalım. Sonra sizden değerlendirmeler alalım. Siz ne diyorsunuz? Böyle Türkiye'de bu tür olaylar niye yaşanıyor? Nasıl birdenbire hemen her gün bir kadın cinayet işlendiği noktaya geldik. Ne oluyor? Hani 100 yıl öncesini konuşacağız ama bugün de bir şeyler oluyor. Evet Sıla. Ben bu konuyla ilgili başlayabilirim. Türkiye'de son 10 yılda kadına şiddet %1400 oranında artmış. Ve 2014 rakamlarında 2014 yılı boyunca 287 tane kadının öldürüldüğü verilerle saptanan. Bunlar saptananlar sadece. Rakamlar çok korkunç düzeylerde. Bunun ben toplumun toplam olarak iktidarla beraber gericileşmesine bağlıyorum. Laikliğe büyük saldırılar var artık. Laikliğin gerçekten bir uygulanabilir yeri kalmadı. Ne eğitimde, ne liselerde, anaokullarında hiçbir yerde laiklik tam anlamıyla hayat bulamıyor. Yani onunla alakalı değil. Yani topluma işte bugüne kadar hep vardı da rakamlara dönüşmüyordu. Gün yüzüne çıkmıyordu. Şimdi birdenbire ortaya çıktı. Kadınlar kendilerine olan bu baskıları daha duyurur hale geldi. Eskiden saklanıyordu. Şimdi konuşuluyor noktasına geldi. Medya daha fazla ilgi gösterme noktasına
geldi. Ondan mı acaba biraz daha böyle bu artış? Şuna bağlıyorum ben, toplam olarak bir gericileşme ve kadının özgürlüğünün kısıtlanması. Kadının özgürleşebilmesi için adımlar atılması gerekirken artık 2015 yılındayız. Tam tersi, kadının yaşam alanını kısıtlayan adımlar sürekli görüyoruz. Özge Can'ın öldürülmesinden, katledilmesinden sonra bile YÖK bir uygulama yürürlüğe sokmayı tasarlamaya başladı. İkinci öğrenimlerin ders saatlerini erkene çekme. Yani kadının geç saatte sokakta bulunmasının, güvenli ortamının yaratılmasındansa kadının geç saatte sokağa çıkması engelleniyor. Ama o noktada öğrenciler şikayetçi olduğu için, geç saatlerde değil öne çekilsin dediği için. Bu Özge Can cinayetinden temellendirerek bunu açıkladı. Açıklaması. Evet, erkekler siz ne diyorsunuz bu konuda? Kadınlar çok şikayetli. Bence yani tüm bu olayların, kadına şiddet olaylarının başında gelen temel sorun eğitimin yeterli düzeyde olmaması. Çünkü bir eğitim, yani bir eğitim ne kadar güzel, ne kadar kadına karşı şiddeti daha detaylı erkeklere, biz erkeklere açıklayabilirse, yani onun eksi taraflarını açıklayabilirse, o zaman bence daha farklı olur. Daha mesela bizim toplumda da erkekler daha bir bilinçlenir. Bununla da bu en azından yeni gelen jenerasyon kadına karşı şiddete karşı daha duyarlı bir tavır olabilir. Yani ben sadece Türkiye'de değil, bizim Azerbaycan'da da, ben Azerbaycanlıyım, bizim Azerbaycan'da da aynı sorunlar yaşanıyor. Yani bunun başında gelen temel sorun, yani siyasi iktidarlar falan değil. Bence önemli olan sorunumuz eğitim düzeyinin yeterli seviyede olmamasıdır. Yani evet, yeterli. Şöyle bir şey de var, yani aslında tam olarak eğitimden kastettiğimiz şey, ben eşini döven profesörler de biliyorum, erkeğin beynini değiştirmesi lazım. Yani erkekler daha çok İslam toplumunda, İslam ülkeleri toplumunda bu maalesef biraz daha belki de son yıllarda rakamsal olarak artmış durumda. En çok tecavüz vakası, en çok taciz vakaları genelde Müslüman ülkelerde gerçekleşiyor. Bunun tabii ki dinsel boyutla alakası değil ama insanın işte adet, örf ve benzeri şeyleri erkeklerin yanlış yorumlaması. Bir erkeğin doğduğu zaman çocukken işte... Yani bir erkek çocuk doğduğundan itibaren bir ayrıcalıkla büyüyor aslında. İşte aman oğlum sen şunu yapma, ablan sana çay koysun ve benzeri. Bu tarz doğuştan itibaren yetişme durumunda ne kadar eğitim alırsa alsın psikolojik olarak ben ondan daha üstünümü hissetmeye başlıyor erkek. Ve bir yandan sonra da ergenlik çağından sonra işte bak oğlum ablana kimle buluşuyor falan. Bu tarz bir aslında korumacılık içgüdüsü pompalanmaya başlıyor erkek beynine ve bu da ne kadar eğitim alırsa alsın bir yerden sonra bu düşünceyi erkekte benimsiyor. En ufak bir yanlışla da demek ki ben şiddet de bu esnada tabii pompalanıyor. Demek ki benim buna hakkım var, ben bunu yapabilirim moduna erkek beyni dönüyor. Ben yurt dışında bulunduğum sürede çok enteresan bir şey, tamamen kadınların daha fazla söz hakkının olduğu, erkeklerin biraz daha hatta ya sen şurada biraz sus, biraz daha biz konuşalım denilen şeyler gördüm. Bizde tam tersidir, hani ben bilmem beyin bilir mantığı bizim deyim olarak dilimize katlanmış. O yüzden... Evet, birer cümle dedik ama uzun cümleler oldu. Kısa Ben bunu Türk toplumunun ataerkil yapısına bağlamaktan öte siyasi ve sosyolojik olayları birbirinden ayrı düşünmemeye bağlıyorum. Bakacak olursanız Cumhuriyet tarihimizde hani tabii ki Özge Can Aslan cinayeti ve diğer kadın cinayetleri çok ciddi şekilde yer tutan olaylar günümüzde. Ama şunu da düşünmek lazım. Bir 20 yıl önce olsaydı, bir 30 yıl önce olsaydı bu kadar ciddi yer tutar mı? Ben bir de bunun insanların artık patlama noktasına geldiğini düşünüyorum bu tür cinayetlerde. Bakacak olursanız bundan birkaç yıl önce 13 yaşında bir kıza 26 kişi tecavüzde bulundu. Ama aynı tepki gösterilmedi. Yani illa bir insanın yakılarak katledilmesi mi gerekiyordu? Ben arkadaşlarımıza sonuna kadar katılıyorum ama ancak eklemek istediğim birkaç husus var. Eğitim elbette bu konuda çok önemli. Ama burada bahsettiğimiz şey aslında akademik eğitim değil. Aileden başlayan eğitim. O konuda evet. İlker çok güzel bir noktaya temas etti. Bugün ben Türk toplumuna baktığımda aslında Türk toplumunun kökeninde kadın aslında ayrıcalıklı bir noktada. Bugün tabii siyasi durumda... Lafa geldi mi? Kadın başımızın tacı. Evet. Pozitif ayrımcılık noktasında sıkıntı yaşıyor olabiliriz. Ama Türk toplumunun aslında örfünde, adetinde, ilkelerinde kadın ayrıcalıklıdır.
Azerbaycan'daki durumu da Ganira Hanım daha iyi biliyordur elbette. Ama ben bunu bir kültür yozlaşması olarak görüyorum. Araplaşmanın bir etkisi olabilir. Evet. Orta Doğu kültürlerinin etkisiyle belki bu şekilde evet. oluyordur. Nitekim o bölgelere yaklaştıkça bu cinayetler ya da tecavüzler daha fazla artıyor. Ama dünyada da var sanki. Coşkun sen de bir ekle isterseniz Ganira Hanım'dan değerlendirme alalım. Ben tek cümleyle eğitimin önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Çünkü baktığımızda mesela sadece kadın değil, Kahramanmaraş'ta yanlış hatırlamıyorsam geçen sene 4 yaşında bir çocuk, erkek çocuk hatta tecavüze uğradı. Yani böyle bir durum da aslında var. Yani sadece kadına değil de genel olarak baktığımızda erkeğe de böyle bir saldırı olmuş. Dolayısıyla hani eğitimle alakalı olabileceğini düşünüyorum. Evet Kenan Hanım, özellikle bugün erkekleri çağırdık ki bu kadın sorunu dediğimiz olay aslında erkeklerin sorunu. Çünkü kadınlara şiddet uygulayanlarda erkekler. Türkiye'deki genel bakış açısı bu. Birazdan sokak röportajlarını da vereceğiz de. Dışarıdan nasıl görünüyor? Azerbaycan'dan baktığınızda, Avrupa Parlamentosu'ndan baktığınızda, bir de Avrupa Parlamentosu'nda bu tür konular konuşulurken biz Müslüman toplumlara ya da Türkiye'deki bu gidişatı onlar nasıl değerlendiriyor? İlk önce ben bu konudan başlayayım ki benim zaten düşüncem bundan ibaret ki bu konularda iki şeyde beraat edici yaklaşımımızın hiç olmaması gerekir. Bunun biri neden ibarettim? Mutlaka bu konu olan zaman bazen şey derler, bizim durumumuz falan keslerden daha iyiydi veya eskiyle kıyasladığımızda biraz daha iyiyiz. Bunlar hiç zaman kabul edilmemesi gereken yaklaşımlardı. Eğer şiddet varsa, nerede olursa olsun, o 1000 tane mi, 100 tane mi, onun sayının 1000 tane olmasına gelmesine ihtiyaç yok. Artık siz buna karşı toplumsal hepimiz tepkimizi vermemiz gerekir. Dünyadaki durum maalesef ki dünyanın çok bölgesinde kadına şiddet arttı. Birçok bölgesinde şiddet arttı. Ve tabii ki bu şiddetin artması bizi rahatsız etmeli. Ama falan ülkede bizden daha kötü durumdu. Biz daha iyi durumdayız. Falan biz daha eskiyle kıyasladığımızda böyle değil. Bizi bugün yaşadığımız durumu değerlendirerek çözüm yolu bulmamız gerekir. Ne yapmalıyız? Şiddetin artması çok ciddi rahatsız edici bir durum. Biliyor musunuz ben Mersin'e gittim ve buradan tekrar Özgecan'ın ailesine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet etsin. Onların sabrını versin. O ailenin acısını dille anlatmak mümkün değil. Ama o ailenin toplumdan istediği ve bence Özgecan'ın da o fotoğraflardaki o masum bakışlarının altında yatan mesaj artık böyle olaylar yaşanmasın diye daha çok çalışmamız gerekir. Türkiye'de de Azerbaycan'da da. Eğitim tabii ki şartlardan önemlidir. Ama bu eğitim dediğimizin de kademeleri var. İlk önce aileden başlamamız gerekir. Ailede erkek çocukların yetiştirilmesinden gerekir. Yani oğlum ne yaparsa oğlandı düşüncesinden artık geri çekilmemiz gerekir. Çocuk aileden kadın hakkına saygılı şekilde yetiştirilmelidir. Çünkü en kötü psikolojilerden biri söylediniz. Kadın benimdi, isterim severim, isterim döverim. Yani kadına mülkiyet, aile kurduğu zaman emlak mülkiyet kimi bakma bu çok yanlış bir yanaşmadı. Yani bu benim kadınım, benim eşim, kadınım, sevgilim. Bu benim sanki mülkiyetim dedi. İsterim severim, isterim döverim, isterim baskı uygulayarım. Hayır öyle bir şey doğru değil. Yani ailelerden başlayarak okula, okuldan gelerek basına her bir kademede bu konuda ciddiyen eğitimin sağlanması gerekir. Kadının hakkı ne demekti? Kadının hakkı insan hakkıdır. Bu hak erkeğin olduğu gibi kadının da hakları var ve onlara ihlal edilmesine karşı sesimizi ucaltmamız gerekir. Bu nereden başlayır? Şiddet küçük küçük başlar Abbas Bey, sonra da büyür. Biz bunun için aile içi şiddetle ciddi savaşmamız gerekir. Aile içi şiddet konusunda rahatsızlıklarımız var mı? Kadının illa da öldürülmesi şiddet anlamında değil. Tecavüz şiddet değil. Aile içinde yaşayan kadınlarımızın ne kadarı bu kadınların şiddet gören kadınlara yaklaşım nasıl olması gerekir? Aile içinde şiddet. Evet biliyor musunuz? Bazen ben hatta kadınlarımızla da konuşan da bunu söylerim. Bazen ne olur? Kayınvalideler
böyle der. Bizim halalarımız, annelerimiz geline karşı ailede bir şiddet var. Yani bu fiziksel de olabilir, psikoloji de, manevi de ne der? Kızım tahammül et, tahammül et. Biz de böyle tahammül ede ede geldik bu yerlere. Benim düşünceme göre bizim kadınlarımız, kızların, gelinlerin tahammül et kültürünü daha çok aşılamanın yanında oğlum bunu yapman doğru değil. O da bir insan. Kadına karşı aile içi bu şiddet, sen fiziki güçlüsün, ekonomi güçlüsün ama bu gücü ödemek değil ki. Sen karşındaki kadına bunu uygulamalısın. İki, yetiştirmek istediğimiz nedir? Hâlâ da bizim toplumda güçlü erkek anlayışı fiziksel güçlü erkek anlayışıyla gelir. Ama güçlü olmak benim düşüncemde ve ben düşünüyorum ki dünyada sivil böyle diyek aydın bakış bundan ibarettir ki güçlü insan zaten şiddete başvurmaz. Şiddet zayıf insanların el attığı bir şeydi. Güçlü insan hayatında şiddete neden? Karşısındaki saygının yanında kendisine saygısı var. Ben böyle insanca olmayan adımı atmam der. O yüzden de biz aslında şiddet güçsüzlüğün bir şey. Bunu da çocuklara aileden başlayarak okullara gelerek hep eğitmek gerekir. Yani eğitim akademi sadece değil, eğitmek gerekir. Bir de bir psikolojinin ben hep söylüyorum. Bakın şiddetin Abbas Bey, Avrupa Konseyi raporları falan da her şey bizim önümüze gelir. Tüm Avrupa ülkelerindeki durum falan. Baktığınız zaman bir manzara gelir. Hangi ülkelerde şiddet olayı, aile içi şiddet olayı çok oluyorsa o toplumlarda biliyor musunuz hangi problemler de daha derindi? Neden bunu söyleyeceğim? Aile içi şiddetin sonra topluma ne problemler yarattığını anlasınlar. O ülkelerde mesela bazen böyle bir düşünce var. Bazı ülkelerin diyor ki sanki toplumda birinin gücü olunca, bir kar vazifesi olunca, bir selahiyeti vazifesi gücü arttıkça kendisinden güçsüzlere baskı yapma kimi şeye girir. Yani ben biraz güç elde ettim mi ya bir yetkilerin artımı falan mı kendisinden daha zayıflara sanki bir psikoloji şeyi var, rahatlığı var, baskı var, rahatsız. Biliyor musunuz bu neden başlıyor? Hepsi aile içi şiddetin çocukların beyninde bıraktığı travmadan. O çocuk ailede gördüğü zaman ki güçlü baba, fiziki güçlü baba, ekonomik cihetten daha güçlü baba, özünden daha zayıfa, fiziki daha zayıf olana, ekonomi falan hep baskı yapar, şiddet uygular, baskı yapar falan. Şuur altı bununla yetişen çocuk yarın toplumumuz için eline bir yetki verdiğiniz zaman daha özünden zayıfa, güçsüze, baskı istediği zaman hakkını yemek, hakkını çalmak, her şeyi yapmaya çok müsait bir psikolojiyle artık yetiştirdik. Yani ailede başlıyor önce. Tabii her şey ailede başlar. O da o yüzden de biz bu konulara sadece böyle bakmamamız gerekir. Aile içi şiddetle ciddi şekilde savaşmak gerekir. Çok ciddi şekilde savaşmak gerekir. İkincisi kadınların eğitimi, kızların eğitimi ve bir meslek. Herkes akademik kariyer kuramaz. Ama mutlak kızların orta okulu bitirmesi, aynı zamanda da bir mesleğinin olması bu konularda kadınlara daha çok özgüveni verebilir. Raporlara baktığınız zaman Abbas Bey, çok bir her yerde böyle aşağı yukarı. En çok aile içi şiddetin mağdurları da, mesela kadın alveriyle ilgili raporlar da gelir. En çok kurbanlar %90'dan daha fazlayla eğitimsiz, ekonomi cihetten bir mesleği olmayan, yani kendinin özgüven, ne eğitimi var hukukunu şey edemir, hukukunun mücadelesine gidebilir, ne bir işi var, hiçbir mesleği yoktu. Ben yarın ne yapabilirim diye özgüveni olmayan kadınlar şiddete sona kadar tahammül eder ve bir yerde de tahammül edemiyor veya daha kötü olaylar yaşanmaya başlıyor. O yüzden kadınların eğitimi, akademik kariyere, üniversitelere daha çok yönlendirilmesi ama onu alamayan kadınların da bir meslek sahibi olması da bu konularda ana konulardan biridir. Ve tabii ki toplumla ciddi şekilde bu konuları tartıştığınız zaman kadın erkek sorunu kimi bakılmaması gerekir. Sanki bir taraf var, kadınlar kadın hakları, bu insan hakları sorunudur. Ve aydın erkekler
kadınlardan da daha çok bu konuda mücadele etmeleri gerekir. Ve bizim dedelerimiz Türk milletinde, bizim dedelerimiz bunu yapmışlar. İsmail Bey Gaspıralı 20. yüzyılın evvelinde, düşünebiliyor musunuz? O zaman Avrupa'da bile kadın hakları mücadelesi o kadar güçlü değildi. Kadınlar dergisi bırakmıştı. Sırf kadınların eğitmesi, kadınların bilgilendirilmesi ve kendi kızı da Şafiqe Gaspıralı da ona başkanlık yapardı. Mesela Azerbaycan Cumhuriyeti bütün Müslüman doğusunda ilk cumhuriyetiydi. 18. de kadınlara seçme ve seçilme hakkı vermişti. Amerika'dan da bir yıl önce, Amerika 1919'da verdi bu hakkı. Bunu veren erkeklerdi. Bizim dedelerimizdi. Yani biz kötü değil, iyi şeyleri daha çok öğretmemiz gerekir. Ben arada espriyle de olsa Bas Bey bunu derim. Bizim derim çocuklarımıza Dede Korkut Dastanı'nı yeniden okutmak gerekir. Çünkü Dede Korkut Dastanı'nın boylarını okuduğunuz zaman kadınla ilgili, kadının güçlü olmasının ne kadar toplumda önemli olması o kadar güzel anlatılmış ki, yani bizim aslında tarihimizde, Türk milletin tarihinde biz toprağa kadın gömmemişiz. Kız olduğu için toprağa gömmemişiz. Bizim dedelerimizin tarihinde böyle bir olaylar yok. O yüzden de gençlerimiz bizim çok aydın. Mesela Hüseyin Cavit, biliyor musunuz 20. yüzyılın önünde kadın şiiri yazmış. Lütfen mutlak arayın o şiiri, okuyun. Kadın haklarının en feminist mücadeleçilerinden bile kadınlara seslenerek bu hakları almalısınız diye şiir yazan ve küçük bir dörtlüğünde biliyor musunuz ne diyor? Dünyaya verilecek en güzel mesajı ben bununla ele toplumlarımıza seslenerek diyorum. Diyor kadın gülerse, kadın gülerse şu ıssız mühitimiz gülecek. Yani kadının gülmediği mühit ıssız bir mühittü, ıssız bir dünyadı. Sürüklenen, yani mahvolan, yok olan, sürüklenen beşeriyet kadınla yükselecek. Kadının yükselmediği toplum, kadının yükselmediği hakkının vermediği, iyi eğitimi olmayan toplum hiç zaman yükselemez. Bakın dünyada, ele dini açıdan da baksak, dünyada bütün hatta savaş tarihlerinde bile kadın ve erkeklerin sayı hep dengeli olmuş. %51-49'a en fazla böyle gitmiş değil mi? Bu aslında bir mesajdı. Biz bir vücuduk değil mi? Sağ tarafımız çalışıp sol tarafımız çalışmazsa biz tam güçlü olabilir miyiz? Aslında bu da bizim yarımız erkek ise yarımız kadın. Eğer bu yarımız çalışmazsa iyice, onun hukukları iyice verilmezse, onun toplumda öne gelmesi için ve kadının hakları dedikte sadece o değil, eğitim hakları olsun, bir meslek... Ama kadınlara da ses hakkı verince bak durmuyorsunuz. Her böyle ağzınızı açıp dinliyoruz. Neden söylüyorum? Maalesef ki kadın hakları ile ilgili programlar da daha çok popülist olur. Evet. Nerede? Evet. Bir cinayet olacak. O cinayet olduktan sonra herkesi çağıracaklar. Herkes o cinayetle bağlı. Ben derim ki nedenlerle hayatta mücadele edemezsiniz. Sonuçlarla mücadele edemezsiniz. Nedenlerle mücadele edersiniz. Nedenlerle mücadele edersinizse o kötü sonuçlar karşınıza çıkmaz. Biz cinayetlerden cinayetlere tartışmamalıyız bu konuları. Devamlı tartışmalıyız. Ve kimse de ben daha iyiyim, ona bakan da daha kötüyüm falan. Kıyasla ben Azerbaycan kıyaslamayacaksınız. Görüyor musunuz? Ben o gün yazdım ya dedim her gün kadına şiddet konusunda, kadın öldürülmesi, kadına tecavüz konusunda haber okumadığımız gün kalmadı. Uyanıyoruz her gün bir kadın ne oluyor bunu artık ne oluyor diye bizim ciddiyen sos signalı çalmamız gerekir. Ve burada da erkek aydın gençlerimizin olmasından da istifade ederek sizin misyonunuz bizden daha çok biliyor musunuz niye? Çünkü belki bir dönem burada bir yanlış dolu Abbas Bey. Hep bu konunun üzerine kadınlar gittiği için bazılar hatta buna bir feminizm yaklaşımda koymuşlar. Ya bu kadınlar da kadın. Siz erkekler olarak bizden daha çok şey niye yapabilirsiniz? Çünkü erkekler sizi bizden daha iyi dinler. Biz konuştuğumuz zaman zaten kadınlardı, tüm günü kadınlardı konuşuyor. Ama siz kendi çevrelerinizde erkekler olarak bakın biz doğru yapılmır bu şeyler. Kadın kimdi? Bizi dünyaya kadın mı getirdi? Hep sabah akşam cennet annenin ayakları altında mı diyoruz? O zaman gelin cenneti bu dünyada verelim onlara. Cehennemi yaşatmayalım. Cennet ve cehennemi yaşatmak da bizim elimizdedir diye.
daha çok erkeklerimiz, erkek aydınlarımız bir şey yaparak kadın erkek ayrımı yapmadan buna mücadele edeceğiz. Evet, çok... Bakın o kızlarımız eğer öyle acı tali yaşamasını istemiyoruzsa ve unutmayalım bir gün Özgecan bizim kardeşimiz de olabilir. Evet. Bizim kızımız da olabilir. Hiçbirimizin ailemiz bundan şey edilmemiş. Ona göre ciddi Azerbaycan, Türkiye nerede olursa olsun savaşacağız, mücadele edeceğiz. Ve bu işi de erkekler yapacaklardır diyoruz. Erkekler söz hakkı vereceğiz. Onlar da diyecekler ki kızlar, kadınlar böyle bir söz aldı mı bizi konuşturmuyorlar. Şimdi röportajları izleyelim. Çok ilginç röportajlar var. Sevgili izleyenler, röportajlara geçeceğiz. Ondan sonra gerçekten 30 yıl önce, 100 yıl önce yaşananları konuşacağız ama bugünün şiddetini de, bugünün yaşananları da konuşalım istiyoruz. Arkadaşlara söz verdik. Yüz binlerce işsiz iş bekliyor. Ankara duysun seslerini istiyorlar. İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, Eğitim Fakültesi mezunları, Mühendislik Fakültesi mezunları, ön lisans mezunları, veterinerler, herkes üniversite mezunları iş bekliyorlar. Onlar da diyorlar ki bizim için uygulanan şiddet çok daha fazla diyorlar. İlle de ölmek mi gerekir sesimizi duyulması için diyorlar. Elbette ölmeleri gerekmiyor. Onların da sesini duyurmuş olalım. Ve bakalım sokaktaki vatandaş kadına şiddet konusunda ne diyor? Onları dinleyelim ve yapılması gereken ne kadar çok şey olduğunu bir kez daha görelim. Kadına şiddetin sebebi nedir? Eğitimsizlik. İnsanların bir hanıma el kaldırması kadar aşağılık bir durum olamaz. Ataerkil toplum olmamızdan kaynaklandığını düşünüyorum. Aile yapısından erkek kapıyı çarpıp gidiyor. Dışarıda ne yaptığını bilmiyoruz. Çocukluktan itibaren anne baba eğitiminden başlar en başta. Ondan sonra devamı gelir zaten. Tamamen her şeyi aileye bağlamak da şey değil, toplum baskısı da çok var bu konuda. Kadına şiddet uygulayan erkeklerin de annelerine kızıyoruz. Yine kadına kızıyoruz. Biri alttan almıyor, öbürü de alttan almıyor. Ne oluyor? Üst üste biniyor. Üste binince ne olacak abi? Erkek dövüyor. Yapacak şey yok. Araba hararet yaptı mı ne yapacaksın abi? Hayır. Kadın biraz da ilgi ister, biraz da şefkat ister. Evine sadık olmasını ister. Erkeksin, döversin. Arkadaşınla kavga edersen dayak yeme, sen döv. İş yok, güç yok. Adam akşam eve gidiyor. Moralı zaten bozuk. Hıncını kadından çıkarıyor. Bütün sorun bu. Dilimiz yetmiyor. Gücümüz yetiyor. Gücümüz yetene dövüyoruz. Şiddeti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kadar getirdiler. Bu tür olaylar bence hastalıktan da kaynaklanıyor. İnsanların bu içgüdüsünde var. Bunlara, bu tiplere ayrı bir hastane kurulması lazım. Eğitimsizlik dedi, basın yayın, televizyon programları, kovboy filmleri, ahlaksızlık, sokaktaki şeyler. Yani de anlatsam sabah olur beyefendi. Evet sevgili izleyenler, kadına şiddet daha bir programa sığmayacak kadar çok uzun süre konuşulacak, tartışılacak. Toparlamak istiyoruz çünkü hem hocalık katliamını hem de sözü Ermeni soykırımını konuşmak istiyoruz. Bölge kaynıyor, aşağılardaki o kaynama yukarılara sıçramasın istiyoruz. Orta Asya'daki huzur bozulmasın istiyoruz. Orta Asya'yı da biraz konuşacağız, dünyayı konuşacağız. Ganer Hanım, röportajları nasıl değerlendirdiniz? Dilimiz yetmiyor, gücümüz yetiyor. Bütün gün canımız sıkılıyor, eve gidiyoruz. Ne yapalım, kadını dövüyoruz gibi bir masumca, bunu o kadar masumca. Kadına dövünce her şey düzeliyor mu? Hıncını kadından alınca her şey düzeliyor mu? Kadın da sinirlendiğinde her şey dövüyor. Aslında ailesinde de bir huzursuzluk yaranır o zaman. Bence hiçbir akıl mantığa uygun olmayan bir açıklamadı. Yine söyledim, bu zayıflıktan doğan bir şeyde. Eğer ben bir şey yapamıyorum, hıncımı da kendimden fiziksel zayıftan çıkarıyorum demek, psikoloji cehetten psikologlar bile çok ciddi sorun olması demekti. O yüzden de toplumumuzda ben böyle düşüncenin nerede olursa olmasını çok zararlı buluyorum. Ve bunların artmaması gerekir. Ama hanımefendi çok bir şey dedi. Onu da annelerin, kadınların üzerine gelir. Benim babam öğretmendi. Hep böyle bir şey derdim. Çocuklar derdi, sözde eğitim olmaz. Büyüyen çocuk görmesi gerekir. Babasının konuştuklarını hayatta yapıp yapmadığına bakar çocuk. Evet. Yani evde anne eşine nasıl davrandığına bakar. Kötü muamele yapıp da oğlum ama kadına şiddet kötüdü falandı demekle bir şey olmaz. Çocuk onu görmek ister. O yüzden de babalarımızın üzerine çok büyük bir misyon düşür yetişen nesillerimiz üzerinde. Ayrıca güzel bir konuya değindiler. Toplumsal tepki. Bu çok önemli bir konudur. Yani eğer toplum böyle olaylara bazen rahat bakarsa
Maalesef ki bu çok rahatsız edici durumda. Ve toplumun tepkisinin böyle konularda çok ciddi olması gerekir. Yani bu konular nerede olursa olsun böyle bir konu olunca, yani hangi bölgede olsun, o bizim ailemize ilişkisi var ya yok, toplum buna ciddi bir tepki ortaya koyması gerekir. Ve insanların da böyle olaylara, böyle nesillerin toplumun nasıl tepkisinin olduğunu görünce, tabii ki bu toplumsal bu konularda bir eğitim de demekti aynı zamanda. Yani toplum böyle olaylara kötü bakıyor, normal bakmıyor ve bu tepki de büyüyen insanların, gençlerin kafasında tabii ki kendi psikoloji olarak bir yerini tutur. Ve aynı zamanda programların da çok artmasının gerekir. Yani eğitimci programların da basında, televizyonda daha çok olması gerekir. Yani bu öyle bir kompleks bir şey ki siz ne nedenleri 1, 2, 3 diye sıralayabilirsiniz. Birçok nedenler var. Bununla mücadele için de kompleks. Herkes çalışması gerekir bu konuda. Ama ben düşünüyorum ki bizim gençlerimiz bu konulara daha da hassas olacak. Bugün erkeklere bu işe havale ettik. Erkekler. Evet. Aynı zamanda sadece kadın hakları şiddet üzerinde de konuşmayalım. Bu çok kötü bir şeydi ki biz kadın haklarını diyoruz, şiddet olanda kadının hakları. Kadın hakları çok büyük bir şeydi. Kadının haklarını toplumdaki haklara bakmak gerekir aynı zamanda. Toplumun yönetilmesinde, devletin yönetilmesinde, toplumun her kademesinde kadınların rolü, bunun artmasına da büyük ihtiyaç var. Çünkü niye? Eğer kadın rol modeller artırsa, kadınlar kızların arasında özgüven artırsa, bu da çok önemli bir şey. Bence bizim gençlerimiz bu konuya da hassas olmalıdır. Sadece aile içi şiddet az olsun, kadınlar dövülmesin değil, kadınlar toplumun hayatında rolü daha da artsın, kadınların enerjisi daha çok da böyle birçok iyi, güzel şeylerin hayata çıkmasına da vesile olabilir. O yüzden de kadın hakları çok büyük bir mesele. Ama buna sadece kadın değil, insan hakları bakarsak bu çok önemlidir. Çünkü kadın erkek insandı, onun hakları var ve bu haklar kadın erkek eşit olamaz. Evet. Bu başka bir şeydi. Hak eşitliği, bu farklı bir şeydi. Kadın kadın doğdu, erkek erkek doğdu. Ama hak, kadının da erkeğin de aynı hakkı var. Ve bu hakkı da aynı şekilde kullanılmasına biz daha çok çalışmamız vallahi gerekiyor. Valla yakında arkadaşlar biz de erkek hakları diye sokaklara düşeceğiz. Kadınlar haklarını bir almaya başlarlarsa. Çünkü ne gördülerse onlar da erkeklerden onu uygulamaya çalışacaklar. Aman siz şiddet uygulamayın. Yok, o doğru değil. Ne kadına ne erkeğe şiddet olmasın. Şiddetin olmadığı bir toplum sözün hakiki anlamıyla daha az olduğu, tabii ki böyle ideal toplum da yoktu ama ne kadar az olursa, ben o statistikin ikincisini söyleyeyim, hangi ülkelerde kadınların hakları daha çok güvence altındadırsa, kadınlar daha çok toplumda rol oynarlarsa, kadına karşı şiddet az olarsa, siz dünyanın sıralamasına bakın, dünyanın en yaşanmalı ülkeleri diye, yani adaletiyle, hukukuyla, insan hakkıyla, her şeyle ülkeler sıralamalarına baktığınız zaman çok güzel bir analiz çıkar. O ülkeler öndediler ki o ülkelerde kadın hakları çok ciddi şekilde korunur. Kadının toplumda rolü daha da genişti ve kadına şiddet daha azdı. Erkeğin sırtındaki yük de hafiflemiş olur kadının hayata girmesiyle birlikte. Hocalık katliamına girmek istiyorum. Şiddet deyince, acı deyince siz bunların en büyüğünü yaşadınız. Türkiye uzaktan da olsa bu acıları fazlasıyla hissetti. Her yıl dönümünde de bu acıları biraz daha hissediyor. Ermenistan'la bizim 100 yıllık bir sorunlarımız vardı ama sizin de çok ciddi komşu olarak çok ciddi sorunlarınız var. Hocalık katliamına gireceğiz ama önce bir hocalık katliamı nedir? Onu bir anlatsanız. Ermenistan'la yaşadığınız bu problemlerin altında kadın erkek şiddeti gibi, karı koca arasındaki şiddet gibi bir şiddet mi? Yoksa gerçekten çok önemli sorunlar mı var? Aranızdaki sorunlar nedir ve o katliam nasıl yaşandı ve bugün ne durumda? Biliyor musunuz ilk önce Hocalı katliamı ne oldu? Evet. Buna cevap vererek sonra onun köklerini
daha da derinlerine ineriz. Biliyorsunuz ki 1990'larda Ermenistan-Azerbaycan toprağını işgaline başladı. Karabağ'la. İlk önce Dağlık Karabağ'dan başladı bu işgal. Ama Dağlık Karabağ'la sınırlı kalmadı. Ermenistan Dağlık Karabağ dışında Azerbaycan'ın 7 büyük bölgesini de işgal etti. Ve bu 7 bölge aslında yüz ölçümüyle, araziyle götürsek Dağlık Karabağ'dan çok daha büyük bir bölgedir. Ve o bölgelerden birinde, Dağlık Karabağ'ın bölgelerinden birinde Hocalı kendinde amansız bir katliam yaptılar. Düşünün ki bugün 25'inden 26'sına geçen gecede tam 23 yıl önce geceyle zırhlı araçlarla, askeri üslerle geceyle o kar soğuk günlerinde sivil insanları kuşatarak, bütün bölgeni kuşatarak sivil insanlara karşı kadınlar, çocuklar demeden bir katliam yapıldı. Öyle bir acımasız katliam ki düşünebilir misiniz? Kaçarak kurtulmak isteyen, yani Hocalı'dan çıkmak isteyen, Ağdam yoluna doğru kaçarak çıkmak isteyen çeşitli bölgelerle kadınlara, çocuklara böyle acımasızca işkencenin ve vahşetin yapıldığı bir soykırım. Yüzlerle insan, 613 insan direkt Hocalı'da katledildi. Ama bu rakam 613 ile bitmedi. Çünkü o insanların birçoğu yaralı, ağır yaralı kurtulmuştu. Bir kısmı Girov rehine götürülmüştü. Ne kadar rehine saklanılmıştı. Neler almıştılar, işkenceler, travmalar. Rehinelikten sonra onlar çok kısa hayat yaşadılar. Birçoğu çok ağır psikoloji travmayla yaşadı. Mesela hayatını çok tez kaybetti. 25 çocuk var Hocalı'dan, tüm ailesini kaybetmiş. Düşünebiliyor musunuz? Anne, baba, hiç kim? Yok, aile kaybedilmiş. Ama Hocalı'dan önce Reşat Gil'in bölgesi, yani Hocalı'nın direkt yanında, ondan önce 25-26 Şubat'tan önce 17 Şubat'ta Karadağlı, o da Hocalı'nın yanında bir bölgeydi. Aynı şey orada da yapıldı. Sadece Hocalı daha büyük olduğu için ve daha çok insan katledildiği için Hocalı daha çok dünyaya tanındı. Mesela Reşat'ın doğum gününde hem evi işgal olmuş hem babası katledilmiş. Yani bugüne kadar 23 yıldır doğum gününü kutlamayan bir çocuktan sohbet ediyoruz. Yani öyle bir acımasızlık ki, ve neden ben buna soykırım kelimesini kullanabiliyorum rahat rahat? Çünkü 1948 anlaşması ile soykırım termininin açıklaması ortaya çıktı. Bu açıklamada ana madde o değildi. Siz öldürende 10 bin mi kişi öldüreceksiniz, 500-600 mi kişi öldüreceksiniz? O öldürülme nedeni bunun soykırım sayılıp sayılmamasında ana konudu. Ne diyor? Eğer siz bir etnik grupa, bir dini grupa, onun kimliğinden dolayı, inancından dolayı onu kastederek katledirsinizse sistematik, bu soykırım gelir. Hocalı'da ne yaşandı? Bunu biz bizim söylersek derler ki Azerbaycan Türk'ü de söylüyor. Ama bir sıra Ermenilerin yazdıkları var. Kendileri, onları Türk oldukları için, intikam için öldürdük. Yani onun öncesi bir şeye dayanıyor mu? Grubunu, tabii Azerbaycan ki onlara karşı böyle bir hareket hayır, yaptı. Hayır, hiçbir şey yapılmamıştı. Bunun kökleri çok derine gelir. Kökleri neden ibaretti? Siz biliyorsunuz ki Batılı emperyalist gücülerin ve Çarlık Rusyası'nın Osmanlı'nı zayıflatmak yıllarla değil, 10 yıllarla politikaları vardı. Çarlık Rusyası'nın de Akdeniz'e, biliyorsunuz, sıcak denizlere emme politikası, emperyalist Batı'nın da Osmanlı'nı tam yıkmak, zayıflatmak, parçalama politikaları vardı. Ve bu politikada en önemli unsurlardan biri kimi iç karşılıklılık salmak, içten Osmanlı'nı, bir gücü içten yanlarına alarak daha çok zayıflatma düşüncesi vardı. Ama bu içteki gücülere siz bir vaat vermeniz gerekir. Kışkırtmak için. Bu kışkırtma vaadi de neden ibaret oldu? Osmanlı topraklarında Ermenilere büyük Ermenistan yaratma vaadi verildi.
Yani siz bizim yanımızda olarsınızsa Osmanlı'ya karşı savaşta, Osmanlı'ya karşı bizim mücadelemizde, siz bizim yanımıza geçersinizse ve siz de içten arkadan saldırırsınızsa ve Osmanlı zayıflarsa Anadolu topraklarında size büyük Ermenistan kurmaya izin vereceği. Ermeniler bugün de bunun hayaliyle yaşıyorlar. Mesela bugünler Ermenistan'ın siz anayasasına bakın. Hala Türkiye toprak iddiaları var ortada. 1990'da. Tanımıyorlar. Kars bir sıra bölgelerimiz onlara, bölgelerimize. Onlar diyor bizim bölgelerimizde. Bugün böyle toprak iddialarıyla çıkış ediyorlar. Sonra ne oldu? Yani bu kışkırtmalar tabii ki ve Ermeniler silahlandırdılar. Taşnak Sütün kimi, Hunca kimi, Daşnak Sütün kimi terör örgütleri kuruldu. Grogarlı. Evet, çok büyük ve burada Ermeni kilisesi de çok aktif rol oynadılar. Ve bunlar ne yaptılar? Bunların hatta mesela düşünün ki ben her zaman söylerim. Siz Ermenilerin Bizans'taki haklarına bakın azınlık olarak, Osmanlı'daki haklarına bakın. Bizans bir Hristiyan ama Osmanlı Müslümandı. Osmanlı'da azınlıkların hakları o kadar güçlü bir haklardı ki. Ve Osmanlı her zaman Ermenilere çok iyi bir şeyi vardı. Yaklaşımı vardı. Sadıka diye. Evet. Ama sonra ne oldu? Tabii ki Osmanlı bir ölüm kalım savaşı verdi. Düşünebilir misiniz? Anadolu topraklarında her gün yüzlerle insanımız hayatını veriyordu. Çünkü o toprak onun vatan toprağı ve o toprağın içerisine girerek savaş gidiyor onun içinde. Ve bu savaşın gittiği sırada ne yaptı? O Ermeni çeteleri, o Daşnak Sütun falanların da daha aktif çalışmaları falanlarıyla Osmanlı'ya arkadan saldırmaya başladı. Ve Osmanlı'ya arkadan saldırınca aslında Osmanlı bugün modern dünyanın bile yapmayacağını yaptı. Öldürmedi, savaştı. Ne diyebilirdi? Ben vatan toprağı içinde ölüm kalım savaşındayım. Savaşta böyle adımlar vatana ihanetti arkadan ve daha da kötü şeyler ederdi. Tehciri uyguladı ve Osmanlı tehciri uygulayan ilk devlet değildi. Evet, ve daha sonra evet, çok tehcirler vardı. Ne yaptı? Başka bir devlete de köç ettirmedi. Kendi toprağı içinde orada savaşıyorum. Orada bana karşı böyle olaylar çok zarar veriyor insanlarımıza. Ve başka bir bölgeye köçürdüler. Biliyor musunuz? Bugün bile oldu. 100 yıl sonra Yezidiler alındı bir bölgeden bir başka. Biliyor musunuz? Aslında nelerin yaptıklarını Anadolu'da insanımıza ne çilelerin çektirdiğini sadece ben gençlerimize de söylüyorum ki kaynakları iyi okuyun. Ermenilerin kendi yazdıkları kaynaklarla kendilerinin neler yaptıkları ortadadır. Lalayan Ermenilerin en büyük tarihçilerinden biriydi. Ve 1915-23. Yıllar dönemli, yani onların en sıcak döneminin arkiv belgeleriyle çalışmış bir tarihçidir. Ben Lalayan'ın yazdıklarının, kendi yazdıkları, burası Rus arkivlerinde falan da hepsi bugüne kadar çok güzel şekilde kalır. Birkaç denesini okuyayım adım adım. Diyor ki, Daşnak Sütun Partisi 1. Dünya Savaşı'nın çok öncesinde Büyük Ermeni ticari ve sanayi burjuvaziyası için pazar yaratmak amacıyla Türkiye topraklarının bir kısmını işgal etme ve denizden denize Büyük Ermenistan projesini gerçekleştirme hayaline kapıldı. Taşnaklar Ermeni kitlelerini milli maske ile aldatarak Türkleri ima etmeye çağırdı. Çarlık hükümeti Türkiye'nin Doğu Anadolu bölgesinde bir dayanak yaratarak boğazları ele geçirmek ve Akdeniz'e inmek için Ermenileri kullandı. Ermeni gönüllü birlikleri bu amaçla Çarlık makamları tarafından örgütlendirildi. Taşnak gönüllü hareketi on binlerce Türk köylüsünü orta çağdan kalma yöntemlerle katletti. Taşnaklar bu uygulamalarıyla karşılıklı Kırım'ı ateşlediler ve kendi gerici amaçları uğruna Ermeni halkını feda ettiler. Bağımsız Ermenistan döneminde de taşnaklar gerek Güney Kafkasya'da gerek Türkiye topraklarında İngiliz, Fransız ve Amerikan emperyalizmine alet oldular. Bu dönemde taşnaklar Müslümanlar bizim düşmanımızdı sloganları altında bugünkü Ermenistan topraklarında yaşayan yüz binlerce insanı katlettiler. 30 aylık taşnak iktidarının sonunda Ermenistan'daki Türk nüfus %77, Kürt nüfus %98, Yezidiler ise %40 azaldı. Taşnaklar yüzlerce yıldır
birlikte yaşadıkları Türklere karşı savaşmak istemeyen Ermenilere inanılmaz işkencelerde bulundular. Yani aslında tehcirin hangi bir gerekçeyle, hangi bir durumda alındığı da ortadadır. Yani aslında bugün Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki sorun Osmanlı'nın son döneminden bugüne sarkan tabii, sorunlar. Çünkü neye getiriyorum? Bunlar o zaman Çar Rusyası Anadolu'dan çıkmak zorunda kalınca Ermeni çeteleri de onlarla çıktılar. Ve o zaman geçerek Azerbaycan topraklarında onların bir kısmı bugün Ermenistan sınırları içerisinde de inanılmaz 1918'de zaten Lalayan yazdığında da bir katliam yaptılar. On binlerce insanları katlettiler 18. yılda Azerbaycan'ın çeşitli bölgelerinde. Ama bütün Ermenistan böyle değil sanki. Taşnaklara kendi Lalayan'da dediği gibi onlar da kendi şiddete karşı çıkan Ermeniler var. Onlar da istemiyorlar. Aslında. Ve onlar da diyor ki buna karşı yani Türkler bize ne yaptı ki? Biz bunu şeydik diyenlere de işkence yaparak korkutma şeyine geçti. Yani bugünler Ermeniler bazen şey diyor bize, tarihinizle yüzleşin. Biz tarihimizle yüzleşmeye her zaman hazır olduk. Türk milleti tarihinde hiçbir zaman hiç kimseye karşı soygırım yapmadı. Ben bir gün Fransa'da bu konunu tartışırız. Tarihçiler de var içerisinde. Bazı tarihçiyim diyen kökenli insanlardan da Osmanlı öyle yaptı, Türkler böyle yaptı konuştuğu zaman kusura bakmayın dedim. Ben sizin tarihçi bilginize böyle çok hayret ettim. Neden dedi? Siz gerçekten tarihi okudunuz mu dedim. Türkler tarihte kesintisiz imparatorluk kuran milletlerden biriydi. İmparatorluk felsefesini bir soygırım veya ırkçılık felsefesiyle imparatorluk kuramaz. Mümkün değil. İmparatorluk hoşgörüyle kurabilirsiniz. Ve Türklerin kurduğu son imparatorluk 500 yıl Osmanlı ile oturduysa farklı dinlerin, farklı ırkların olduğu coğrafyada bu hoşgörüyle o yaratılanı yaratandan ötürü sevdik felsefesiyle yürütüldü. Türkler o yüzden de hiçbir zaman böyle bir şeyi ne yapmadılar ve kimse de bize siz bunu yaptınız diye dayatamazlar. Ama Ermeniler ve siz kendi tarihinizle yüzleşebilirsiniz. Neden? Çünkü Ermenilerin hesaplaşacağı bu günleri Türkler olmaması gerekir. Onların hesaplaşacağı kendi önde gelenleriydi. O Daşnak, Sütun, Hıncak, Asalan'ı kuranlar, o Ermeni çetelerini kurup maceraya sokup da Ermeni halkını, maceraya sokup da o durumları yaşatanlar ve onu kullananlardı. Onların aslında hesabını sormalı oldukları Rusya, Fransa, İngiltere falandı. İkincisi, bu soygırım kelimesi 48. yıllarda ortaya çıkmış Polonyalı yani Yahudilerin yaşadığı soygırımdan sonra ortaya çıkmış bir kelimedir. Genosayt yani ırkın yok edilmesi anlamından. Ondan önce bu kelime bile yoktu. Ama sizin dediğiniz birincisi bu kelimeni kullanamazsınız. İki katliamı da kullanamazsınız. Neden kullanamazsınız? Çünkü 1900 ben buna bas ben niye söyleyeceğim? Çünkü insanlarımızın en önemli noktalarından iki nokta var. Bu konunu akıllıca herkese anlatmak için onun üzerinden geçmememiz gerekir. Yıl 1919. Osmanlı 1. Dünya Savaşı'nda yenilmiş. İngilizler 1919 Ocak tarihinde 3 Ocak'tan 10 Ağustos 21. yıl tarihine savaş esirlerine kötü muamele ve Ermeni katliamı iddiasıyla 147 Osmanlı üst düzey yetkilisini Malta'ya, biz ona Malta sürgünü diyoruz aslında, Malta'ya köçürdüler. Burada neydi bu köçürülmede amaç? Oturdular, düşünün ki sıcağı sıcağına bütün arkivler ellerinde. Osmanlı zaten yenilmişti o zaman, güç ellerinde. Ve Osmanlı'yı da suçlu çıkarmak istiyorlar bu konuda hatta. Adamları sürmüşler oraya, yani hapse atmışlar. Belgeler ellerinde her şey. 29 yıl ve bunu da İngiliz Kraliyet Başsavcılığı yürütür. Bu şeyi, soruşturmanın. Ve o soruşturmanın sonunda biliyor musunuz ne karara geldiler? Ben şimdi onu okuyayım söyleyeyim. Sonra bakın biraz diyeyim, da öğrenci arkadaşlarımıza sorular hatta var. Hatta İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın İngiliz Kraliyet Başsavcılığı rapor yazanda ki hiçbir hukuki düzen yoktu. Politik bir şey yapın dediği zaman
Kraliyet Başsavcılığı ortada hiçbir hukuki şey yoktu, bu yapılamaz diyerek bu raporu vermiş. O yıllarda okuyorum. Eldeki belge ve bilgilerin suçlamalar için hukuk mahkemesinde kanıt değeri taşıyamayacağını, dolayısıyla kimsenin bir hukuk mahkemesi önünde cezalandırılmasının mümkün olmayacağı kararını verer. Ve 29 aylık tutukluluktan sonra o insanların hiçbir suçları bu konuyla katliamla subut edilemez ve onlar azatlığa bu karar bakılır. Veren de İngiliz Kraliyet Savcısı. Evet, başsavcılığı. Ve bundan sonra bu belgeler ellerinde olduğu kimi Ermeni diasporası bazı çalışmalarını yürüttüler. İngiltere'de de bu konuyla bir şey. Hep onlara İngiliz hükümetinden verilen cevaplar da bu hukuk olarak kanıtlanmış bir şey yok ortada. Ve o yüzden buna katliam diyerek biz bu konuya hiç zaman değinemeyiz diye. Biraz nefes al ne olur. Arkadaşlar sarsar. Yani bu Malta'yla ilgili, o Malta'daki aslında hepsi beraat etti. Uluslararası alanda bunun sonu neydi? Eğer burada bir kanıtlayabilseler Nürnberg gibi bir şey yaparacaktılar. Ama bu başsavcılık bunu yürütünce, bir hukuk şeyini bulamayınca artık burada bu konular durduruldu. Aslında yani 19-21. Yıllarda bu konu olan zaman Türklerin böyle bir şey yapmadığını, ellerinde olan özel gücüler hepsi ki mahkum etmek istiyordular, suçlamak istiyordular. Buna rağmen belgeler ellerinde hiçbir kanıt ortaya çıkaramadılar. O yüzden de tabii ki bu belgeleri ciddi şekilde dünyaya her yere daha çok duyurmamızın gerektiği ki böyle bir katliam yaşanmamış. Evet, bu konuda da sizlere, gençlere görev düşüyor arkadaşlar. Sorularınız var, çok uzun. Genel Hanım bu konuları bir başladım mı anlatacak çok şeyi var. Avrupa Parlamentosu'nu anlatıyor, dünyayı dolaşıyor anlatıyor, Türkiye'ye de geliyor anlatıyor ama biz 100. yıl olmasına rağmen hala kendimizi çok iyi anlatamıyoruz. İngiliz belgelerinden, Rus belgelerinden, Türk belgelerinden hepsini ortaya koymamız gerekiyor. Bu konuda yüzlerce kitap yazılması gerekiyordu, belki de yapılmadı. Evet, sorularınızı alalım. Niye bir şey yapmıyoruz? Şimdi ben ilk olarak girmek istiyorum. Bence Ermenilerin bilmediği bir şey var. Soykırımla tehcirin ne anlama geldiğini, bunların arasındaki farkı bence bilmiyorlar. Soykırım dediğimiz şey, bir devletin kendi sınırları içerisindeki belirli bir azınlık grubunu planlı bir şekilde yok etmesi. Tehcir dediğimiz ise zaten Osmanlı Devleti'nin literatüre kazandırdığı bir kavram olup, bir devletin kendi iradesiyle geçici veya kalıcı olarak daha uygun bir şekilde göç ettirilmesi oluyor. Yani şu şekilde sorun çıkmaması için geçici veya kalıcı bir şekilde göç ettirmesi oluyor. Şimdi Osmanlı Devleti zamanında Ermenilerin isyan etmesiyle beraber aslında Ermeni meselesi adlandırılıyor. Yani Ermeni isyanıyla bu mesele başlıyor. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'ne karşı sonuçta bir devlet refleksidir. Size karşı ayaklanmış, isyan etmiş bir devlet, bir topluluğa karşı da dolayısıyla belli bir takım şeyler yapmanız gerekir. Mesela tehcire sebep olan nedenlere baktığımızda Ermeniler Osmanlı sınırlarını korumakta olan görevli askerlerin hareketini güçleştiriyorlar. Yine aynı şekilde mesela şehir ve kasabalara saldırıyorlar, yağmalıyorlar. Ama Osmanlı Devleti mesela bu yapılanlara karşı, mesela Osmanlı Devleti'nin, Ganira Hanım'ın da söylediği gibi mesela burada Osmanlı kendi idari hukuki açıdan yapacağı tek şey vatana ihanetten zaten bunları direkt idam edecekti. Ama tehciri uygulayarak bunu engelliyor ve bu idamı ortadan kaldırıyor. Zaten hoşgörü politikasını uygulayan bir yapıdan geliyor. Yani yükselme döneminden itibaren baktığınızda fethettiği yerlerin hepsinde bir hoşgörü politikası var. Direkt soruma geçeceğim ben. Şimdi sözde Ermeni soykırımının 100. yılı biliyorsunuz. Ben aslında Hocalı'ya katliam değil, soykırım diyen birisiyim. Dolayısıyla baktığımızda Ermenistan mesela kültürel, siyasi açıdan oldukça aktif bir şekilde, programlı bir şekilde çalışıyor. Mesela geçen hafta Eurovision şarkı yarışmasına inkar etme adı altında gireceği bir parçayı ortaya koydu. Böyle bir Ermeni lobisi, Ermenistan ve Amerika'daki zaten diaspora ve lobiler oldukça kuvvetli. Kısaca şunu söyleyeceğim. Ermenilerin bu kadar iyi çalışması, böyle bu kadar iyi lobicilik faaliyetiyle bu sözde Ermeni soykırımını duyururken Hocalı'yı tanıyan, soykırım olarak tanıyan devlet sayısına baktığımızda herhalde iki elin parmağını geçmez.
Burada acaba Azerbaycan bir başarısız bir politika izlemiş olabilir mi? Yani lobicilikte bir geri kalmışlık söz konusu mu? Bir de ben şunu eklemek istiyorum. Siz Avrupa Parlamentosu'nda yıllardır görev yapıyorsunuz, 10 yıla yakındır. Hani hak, hukuk, adalet, demokrasi diye örnek gösterdiğimiz Avrupalılar bu konuda nasıl tavır alıyorlar, yanlı davranabiliyorlar? Ermeni soykırımı yoktur demek ceza noktasına geliyor. Yani Batılıları da bu noktada anlamak mümkün değil. Ne oluyor? Biliyor musunuz, ilk önce ondan başlayayım. Maalesef ki bizim de bir takım hatalarımız oldu. Yani Ermenilerin, Ermeni diasporasının ve lobisinin dünyada sözde Ermeni soykırımı iddialarını tanıtmasında iyi çalıştılar, organize olunmuş çalıştılar. Yalanlarını dünyaya anlatanda biz gerçekleri daha çok anlatmadık Türk milleti olarak. Ve biz gerçekleri daha çok anlatmayınca o yalanlar daha hızlı şekilde kabul edilmeye başladı. Ama işin ikinci tarafında bir şey de var. Tabii ki diaspor ve lobi iyi çalıştı. Ama bazı devletler de buna çok iyice bir destek verdiler. Hangi devletler? O devletler ki bir zaman vaat etmiştiler Ermenilere, Anadolu topraklarında Büyük Ermenistan hayalleri ve o hayallerin bugünlerde, mesela Ermeniler sözde Ermeni soykırımı iddialarını söyleyende bunu sadece tanınsın diye yapmıyorlar. Biliyor musunuz üçte dedikleri nedir? Tanıtım, tazminat, toprak. Yani bunun arkasında yani gelen... Tanımakla bitmeyecek iş. Bu düşüncedir. Bunlar da iki refleksten doğal. Birincisi, eğer sözde Ermeni soykırımı iddiaları bunlar destek vermekle kendilerinin iç yüzlerinin ortaya çıkacağından korkuyorlar. Niye? Çünkü onlar çok büyük katkıda olmuşlar o zaman yaşananda. Rusya var bu işin içinde, Fransa var, batılı gücüler var. İki, o zaman vaat ettiklerini verebilmedikleri için burada da bir destek. Aynı zamanda da bugün de Türkiye'nin güçlenmemesi için, Avrupa Birliği'ne girmemesi için, Türkiye'nin zayıflatma amacına bunu ciddiyen kullanır bazı güçler. Bunu da bizim gençlerimizin görmemezden gelmesi gerekir. Hocalı'ya gelince, biliyor musunuz, Azerbaycan bu konuda çok başarılı politika yürütür. Ama sorun ondan ibaret ki, mesela sözde Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili gidin, adam Lübnan'da mı yaşıyor, orada mı doğmuş, Suriye'de mi yaşıyor, orada mı doğmuş, adamların ne aşağı yukarı Anadolu'yla ilgisi olmuş, ne de Ermenistan'la ilişkisi var. Amerika'da mı, Fransa'da mı, Londra'da mı, hepsi bu konunun altında büyük çoğunlukla sözde Ermeni soykırımı iddiaları altında çalışma yürütürler. Ama dünyadaki Türk insanı bu konuda maalesef ki Azerbaycan Türklerinin sanki sorunuymuş gibi. Tabii ki duyarlı kardeşlerimiz de var. Ama ben bunu açık söylüyorum. Türk insanının dünyanın her yerinde büyük çoğunluğu bu konuda duyarlı hala bugüne kadar değil. Yani bazıları hatta gerçek manada bunun altını bile bilmiyorlar. O yüzden yani dünyanın her tarafını götürsek söylüyorum. Sadece her bir insanımıza bunu söylemek istiyorum ki Azerbaycan Türkleri, Hocalı'da katledilen insanlar Azerbaycan Türk'ü, Azerbaycan vatandaşı olduğu için değil, bunlar Türk olduğu için katledildiler ve Türklüğün bedelini ödediler o coğrafyada. Bunu bilinmesi gerekir ki neler yaşanması, çünkü hep ön sınırdı. Aslında biz tek ödemedik bu bedeli. Sovyetler döneminde Ahıska Türkleri evinden sürgün ettirildi. Neden neydi? Türkiye sınırlarında Türk toplumu, Kırım Türkleri oradan bedel ödedi. Ermenistan içinde 48-53. Yılda Türk nüfuzunu yüz binlerle götürdüler, köç ettirildiler. Bunların arkasında çok büyük politikalar vardı. Siz düşünebiliyor musunuz? 100 yıl sonranın bizim için nasıl büyük sorununu bırakmışlar. 1920'lerde Azerbaycan'ın bir parçası olan Zengezur bölgesini alarak zorla Ermenistan'a verdiler. Ama Zengezur verdikleri o toprak sadece bizim için böyle bir toprak anlamının, vatan anlamının yanında biliyor musunuz ne taşıyor? Türkiye'nin karada Türk'ü cumhuriyetlerle sınırını kaldırdılar. Düşünebiliyor musunuz? Bütün o cumhuriyetler arasında, Türk coğrafyası arasında karada direkt sınır vardı. Nahçıvan'a niye dokunamadılar? Sovyetler yeni kurulurdu. Türkiye ile bir karşı durmanı istemediler. Çünkü Türkiye Kars Anlaşması ile vermişti
o zamanki Nahçıvan'ın muhtar cumhuriyetliğine tokunulamazdı falan falan. Ama ne yaptılar? Nahçıvan'la bizim karada sınırımızda olmadı. Bizim parçamız Nahçıvan ama Azerbaycan'ın Nahçıvan'la karada sınırını da kaldırdılar. Çok ince hesaplar var hep diyorsunuz. 100 yıl öncesine dayanan. 100 yıl öncesine. Yani bu hesaplar ne bitmedi 15. yıldan sonra da bugünden sonra da bitmez. Gençlerimizin bunu algılaması lazımdı. O yüzden de Hocalı katliamının, soykırımının dünyada daha etkin duyurabilmemiz için ve bu neden önemliydi biliyor musunuz? Aslında biz dünyaya, bakın siz 100 yıl öncesini teftiş edirsiniz. Olmayan bir şeyi zorla oldu diyorsunuz. Ama kendi gözlerinizin önünde fotosuyla, videosuyla yapılan bir katliamı, bir soykırımı görmek istemiyorsunuz diye bizim o yalanlara karşı mücadelemizde de gerçekleri aktarmamız çok önemli. O yüzden de dünyanın her yerinde olan insanımız, tabii ki biz Hocalı katliamının dünyada tanıtılmasında bizim düşüncemiz, projemiz, düşüncemiz, bununla ilgili hayata geçirdiğimiz politika bu. Biz bunu dünyada etnik kimliğinden, dini kimliğinden asılı olmayarak bütün dünya insanları arasında konuşarak, bakın bu etnik ve milli kimliğinden ve dini inancından asılı olmayarak ben insanlığın yanındayım, ben insanın yanındayım diyen herkesin Hocalı'ya adalet diyerek bizim yanımızda olması önemlidir. Neden? Çünkü bu insanlık aleyhine yapılmış bir suçtu ve sizin de bunu yapanların adalet karşısında cevap vermesini, destek vermeniz çok önemlidir. Bizim isteğimiz nedir? Biz istiyoruz ki bunu yapanlar adalet karşısında cevap versin. Önce insanlık suçu işledikleri. Evet, çünkü bunu yapanlar mesela bazı bölgelerde biliyorsunuz mahkemeler kuruldu Bosna falanla ilgili. Tabii ki tam suçlular adalet karşısında tam gereken kadar cevap vermeseler de ama en azından verdiler. Biz de Hocalı'nı yapanlar adalet karşısında cevap versin. Çünkü bunlar hepsi Ermenistan'da, birçoku üst düzey yetkilisidir. Ve her biri çok rahat rahat bu cinayeti, bu büyük insanlık suçunu, insanlık aleyhine suçu yapmış adamlar hepsi burada. Biz de bunlara mahkeme kurulsun, adalet karşısında cevap verilsin ve işin ikinci tarafı var. Biliyor musunuz her şey bu katliamla bitmedi de. Ermenistan yer üzerinden bir kent sildi. Bugünler Hocalı'ya bir gazeteci gitsin desin ki ben Hocalı'nı çekmek istiyorum. Görün bu kent nerededir? Bu kentin evleri, camisi, tarihi, kültürel bütün abideleri yıkılmış durumunda. Ve işin en kötü tarafı, Hocalı'dan çok az sağ kurtulmuş insanlar, Reşat Karadağlı'dan Hocalı'nın yanında çok sağ kurtulmuş insanlardan biri ama babasının kabri bile yok. Çünkü o insanların birçokunun şeyini de çıkaramadılar. İsterseniz Reşat'tan şeye gelirik, ne diyorum, evlerine dönemiyorlar adamlar. Düşünebiliyor musunuz? 23 yıldır insanlar kendi evine dönemiyor. Ve bugün modern dünyanın gözü karşısında, sizin de söylediğiniz gibi, insan hakları diye bar bar bağıran Avrupa'nın gözü önünde 1 milyon insanın hakkı Ermenistan tarafından 23 yıldan fazla da ihlal edilir. Hangi hak? Ben kendi evimde yaşayamıyorum. Beni kendi evime bırakmıyorlar. Bu benim evimdi. Benim elimde emlakım. Biz indi birkaç iş Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitti. Evet. Yani evine dönemeyen insanlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne apardı. İnşallah durum pozitif kararlar alınacak. Çünkü bunun başka bir yolu yok. Siz biraz ne olur nefes al. Bizim de amacımız, yani tek cinayetkarların, indi Reşat da söyledi, evet, adalet karşısında cevap vermesine de beraber siz dediniz ya dünyadaki insanımız. Biz hepimiz beraberce çalışmalıyız ki, evet, duyurak ki bu insanlar öz evine dönmesi gerekir. Ve Ermenistan bütün uluslararası örgütlerin kararlarını kabul etmeden, evet, bugüne kadar bunu devam ettiriyorlar. Tabii ki Azerbaycan değil, hepimiz Azerbaycan, Türkiye ve dünyanın neresinde doğmuşum? Amerika'da mı, Fransa'da mı, Rusya'da mı? Ben o insanların kardeşiyim diyen insanların bu konuda ciddiyen birlik beraberliği içinde mücadele etmemiz gerekir. O yüzden siz bana sordunuz ya, niye en çok Türk toplumundan konuşursunuz dışarıyla konuşmamızın yanında?
İlk önce kendi insanımızı daha çok aydınlatmamız gerekiyor. Ama siz eski televizyoncusunuz, reklam arası girmek gerekiyor. Gecenin bu saatinde kim reklam verir demeyin. Genç Bakış olunca hem izleyeni çok oluyor hem de reklam vereni çok oluyor. Reşat bu acıları bizzat yaşadı, babasını kaybetti ve çok zorluklar içerisinde yılmadan geldi. Türkiye'de öğrenimi tamamladı. Tekrar herhalde ülkene döneceksin. Arkadaşlarımızın çok soruları var. Sevgili izleyenler, bir de reklam arası vermek zorundayız. Ve Twitter'dan bugün gün boyu işsiz arkadaşlardan yağan mailler var. SMS'ler var ve onun ötesinde de tweetler var. Ne olur sorunlarımızı dile getirin dediler. Biz de kendilerine söz verdik. Her programda işsiz gençlerin sorunlarını dile getirmek istiyoruz. Katliam ille de, şiddet ille de onu acı çektirerek fiziki olarak değil, işsiz bırakarak, 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl işsiz bırakarak, atama yapmayarak da şiddetin en büyüğü yaşatılıyor. Kim bunlar? İktisadi İdari Bilimler Fakülteleri, Edebiyat Fakülteleri, Fen Edebiyat Fakülteleri, Eğitim Fakülteleri, Mühendislik Fakülteleri, Veterinerler, Ön Lisanslar çok ciddi sıkıntılar içerisindeler. Yani hemen herkes sıkıntıda. Onlar da şiddetin her türlüsünü yaşıyorlar. Kısa bir reklam arasından sonra sizi biraz daha uykusuz bırakacağız. Çünkü Ermeni sorununu iyi öğrenmemiz gerekiyor. Bu 100 yıl sonra da temelleri atıldığı gibi 100 yıl önce, 100 yıl sonra da çocuklarımız, torunlarımızın torunlarının karşısına yine çıkacak bir sorun. Ha, bunu yok etmenin yolu da hiç kimseye sen Ermenisin, sen şusun, sen busun diye değil, önce insansın diye doğruları ortaya koyup bizim suçumuz varsa onları da kabullenerek, onların suçu varsa onlara da kabul ettirerek bu sorunu çözmekte yarar var. Yoksa bu sorun daha yüzlerce yıl konuşulacaktır, konuşulmaya devam edecektir. Tohum ekenlerde iki ulus değil, ne Azeriler, ne Türkler, ne Ermeniler, işte Fransızlar uzaktan, İngilizler uzaktan, Amerikalılar uzaktan oynamaya devam ediyorlar. Daha ne kadar devam edecekler? Çok konuştuk, reklam arası diyoruz. Ondan sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız ve 100 milyonlarca sorumuz var. Onları tekrar sizlerle paylaşacağız. Şimdi kısa bir reklam arası. Evet sevgili izleyenler, gecenin çok geç saatleri oldu. Sabah işe gideceksiniz, okula gideceksiniz. Çok farklı işleriniz var ama Genç Bakış'ın da eziyete dönüştüğünü biz de biliyoruz. Eziyetten, şiddetten bahsediyorsunuz. Kendiniz de eziyet uyguluyorsunuz, şiddet uyguluyorsunuz. Bu da bir şiddettir diyebilirsiniz. Haklısınız ama eninde sonunda konuşuyoruz, tartışıyoruz. Hiç olmamasından daha iyidir diyoruz. Her ne kadar Gönül Hanım kıyaslamayın dese de biz bir şeyin olmamasındansa olması, bu programın devam etmesi ve bu saatte de olsa bu konuların tartışılı olmasını istiyoruz. Dizileri ben özellikle altını çizmek istiyorum. Dizilerde şiddetin ortadan kaldırılması gerekir. Sevginin, dostluğun, arkadaşlığın, paylaşımının biraz daha fazla işlenmesi lazım. Ama şunu da biliyoruz ki dizilerde şiddet, programlarda tartışma, kavga ne kadar fazla olursa reytingler o kadar artıyor. Bir yandan şiddete karşı çıkıyoruz ama bir yandan da şiddete prim veriyoruz. Bizim de bu farklı tutumdan vazgeçmemiz gerekir. Gönül Hanım başladım mı sözü vermiyor arkadaşlar. İsterseniz Reşat'tan başlayarak bizim sorularınızı alalım. Sonra Gönül Hanım'dan dinleyelim. Evet Reşat, çok zor anlar yaşadın. Allah hiç kimseye yaşatmasın. Nasıl atlattınız? Sen olaya nasıl bakıyorsun? Olayın içinde biri olarak. Aslında şöyle, bizim mesela ben genelleme yaparsam, ben şu anda burada tüm Karabağ'da doğulan, orada o acıları gören, o haksızlıkları gören çocukların, gençlerin adından ben burada konuşma yapmak istiyorum. Yani normalde bizim bir hayatımız elimizden çalındı. Yani o Karabağ savaşında geleceğimiz elimizden çalındı. Çünkü düşünün, siz topraklarınızdan çıkartılıyorsunuz ve başka bir yerde yaşamak zorunda bırakılıyorsunuz. Hayatınızdan, düzeninizden, eğitiminizden mahrum bırakılıyorsunuz. Ve yeniden sıfırdan, belki de bazılarımızın çok iyi, daha iyi şartları vardı orada. Ama sıfırdan başlamak zorundasınız. Tabii ki bunu biz yapmadık. Bizim ailelerimiz yaptı bunu. Bizim ailelerimiz bu zorluklara katlandı. Ama ister istemez bize de yansıdı. Mesela size şöyle bir şey anlatayım ben. Biz 1992 senesinde 17 Şubat tarihinde bizim köy işgal oldu. Biz oradan çıktıktan sonra kendi güzel evimiz vardı. 2 katlı güzel evimiz, güzel bahçemiz, her bir şeyimiz vardı. Ama oradan çıktıktan sonra biz 4 duvarı demir vagonda yaşamak zorunda kaldık. Yani düşünebiliyor musunuz? Yazın ne kadar sıcak olduğunuz, yani orada yaşamayan zaten bilmez onu, onun nasıl bir duygu olduğunu. Ve şöyle bir şey anlatayım size. Benim dayım sırf kardeşimle ben kötü olmayalım diye, yani kendimizi kötü hissetmeyelim diye o duvarlara hamurla duvar kağıdı yapmıştı. Sırf biz sevinelim diye. Yani biz böyle bir şartlarda büyümek zorunda bırakıldık. Yani bunun
Ben zaten Ganra Hanım da söyledi programın başında. Ben 25 senedir, 25 yaşım var. Ben 25 senedir doğum günümü kutlamıyorum. Niye kutlamıyorum? Ben de her genç gibi doğum günümü kutlamak isterim. Yani arkadaşlarımla parti yapmak isterim. Ama niye kutlamıyorum? Çünkü benim doğum günüm çok kötü bir güne tesadüf ediyor. Benim doğum günüm bizim köyün işgal günü, 17 Şubat tarihine tesadüf ediyor. Ve benim babam son nefesine kadar orada savaşıp 17 Şubat tarihinde şehit oldu. Vallahi. Düşünün. Yani bu insanların yani onun koruduğu siperi ele getirememişler ve bu insanlar onu ele getirmenin tek yolunu oradan patlatarak ele getirmek olduğunu düşünüp o şekilde o şey yapmışlar. Şimdi bazen düşünüyorum da mesela şurada bir empati koyuyorum. Bir düşünelim yani. Siz onların yerine olsaydınız. Benim babam bir öğretmen okul müdürüydü. Nobil Zeynalov. Siz onların yerine olsaydınız. Geriye çıkma şansınız var. Dönebilirsiniz, köyden çıkabilirsiniz. Sıkıntı olmaz yani. O anda orada öyle bir şansınız var. Ama siz ne yapıyorsunuz? Hayallerinizden, umutlarınızdan, geleceğinizden vazgeçiyorsunuz. Ailenizden. En esası da ailenizden vazgeçiyorsunuz ve yüzünü belki de 2-3 defa gördüğünüz bir çocuğunuzdan vazgeçiyorsunuz. Benim kardeşim o zamanlar daha bir yaşı vardı. Ve siz bunlardan vazgeçiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Yaşamakla yaşatmak, ölmekle yaşatmak arasında bir seçim yapıyorsunuz. Bunu kaç kişimiz yapabilirdi? Yapamazdı. Peki niye o insanlar o seçimi yapmak zorunda bırakıldılar? Yani peki onu yapmak zorunda bırakılmalarının nedeni neydi? Yani şöyle bugün acıların en büyüğünü yaşayan birisi olarak sen olaya nasıl bakıyorsun? Nasıl çözülür bu dostluk orada yeniden nasıl yeşerir? Aslında acıların üzerine inşa bir şey edemeyiz. Abbas Bey, şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Mesela size bir sorun var. Biz programın başında Özgecan'la ilgili de konuştuk. Mesela sizin evladınız var mı bilmiyorum yani vardır herhalde. Sizin evladınız Allah göstermesin katledildi ve onu katleden kişi elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Ve televizyona çıkıyor suratınıza gülerek sırıtarak size bir şeyler söylüyor. İyi yaptım kitaplarında dergilerinde söylüyor. İyi yaptım biz yaptık yapmak zorundaydık yapıyoruz bundan sonra da yapacağız. Nasıl hissedersin? Ve o insanlar cezasız kalıyor. Ve o insanlar şu anda Ermeni hükümetinin, iktidarının başında duranlar. Siz nasıl hissedersiniz? Sizin evladınızın katili, babanızın katili, elini kolunu sallayarak sizin yüzünüze güle güle gezerse siz nasıl hissedersiniz? Siz yargılanmalarını istiyorsunuz. Biz yargılanmalarını istiyoruz. Bizim istediğimiz nedir? Biz bazen soruyorlar işte, siz gençler olarak peki nasıl olur da onlarla birlikte yeniden beraber yaşayabilirsiniz falan diye. Ya bizim acılarımız var tabii ki. Bizim yüreğimizde o acılar var. Biz onları her zaman hissedeceğiz. Ama biz vatanımız için o acılarımızı içimizde derinde bir yere gömebiliriz. Ama bunun da şartları var. O insanlar, insan da demeye insanın dili gelmiyor. O topluluk bizim %20 işgal ettiği topraklardan çıkacak. Resmi şekilde özür dileyecek bizden. Belki ondan sonra, belki biz o acılarımızı içimizde derinde bir yerlere gömeceğiz. Yani çünkü zaten bir zaman alacak o tabii ki de. Ama işte bizim şartlarımız var. Onlar şu anda bizim topraklarımızı işgal ettiler. Bizim evimizde oturuyor. Yani siz düşünebiliyor musunuz? Birisi geliyor giriyor senin evinde oturuyor. Hadi sen çık git diyor. Bunu nasıl kabul edebilirsiniz? Evet arkadaşlar sizler ne diyorsunuz bu konuda? Ben... Allah hiç kimseye yaşatmasın bu acıları. Son olsun ama kolay değil. Yani bu olay gerçekten iki olayın kıyaslaması tabii ki olmaz. Bir tanesi tamamen palavra, diğeri gerçek. Gözümüz önünde yapıldı. Ve dünya buna kayıtsız kalıyor. Ama burada işte İngiltere'nin, Amerika'nın işte lobi faaliyetleri diyoruz. O lobi de şu anda Amerika'da, Osmanlı'dan Amerika'ya 135 bin Ermeni göçü yaşandı o dönemlerde. Bunlar bilinçli olarak Amerikan misyoner okullarından Amerika'ya gönderilip bu konuda faaliyetler oluşturması için eğitilen ve sonra yardım kampanyalarında para alınan kişiler. Burada işte Ganer Hanım dediğine katılıyorum. Bizim olaya Azerbaycan'mış, Türkiye'ymiş olarak değil, gerçek anlamda kendimizde bir ses çıkartıp işte filmler olur, medya olur. Mesela dün gazetede okudum işte Steven Spielberg'le anlaşma yapmışlar. 2015'in ortalarında film çekilmesi, Ermeni soykırımı diye adında bir film yapılacakmış. Bunlar olurken biz gözümüzün önündeki şeyi duyuramıyoruz ama bunun işte tarihsel kökenleri ve nedenleri var. İngiltere Mavi Kitap denilen bir kitabı yıllar boyunca hep basıyordu. İngiliz resmi arşivlerinden belgeler içeren kitapları ve bu kitap 1916'da tekrar basıldı.
Sonra 2000 yılında tekrar ikinci baskısını yaptılar. Hiçbir gerçek, nasıl söyleyeyim, İngiliz belgesi yok. Çünkü o dönemde 1914'te İngiltere ile aramızdaki diplomasiyi durduruyoruz savaştan dolayı. Tamamen Taşnak gazetesinin çıkardığı yalan haberler. Ondan sonra Ermeni çetecilerin yazdığı köşe yazıları ve yorumlar üzerine bir belge ortaya çıkarmışlar. Bir kitap ortaya çıkarmışlar ve bunu Ermeni soykırımının temeline temellendiriyorlar. Tam tersi, şimdi o dönem kolay tabii. 1900 sene öncesinin şeyini düşündüğünüz zaman tarih yazımı zaten çok iyi değil. Uydurulabiliyor ve sonrasında işte birçok kişi de inanıyor ve resmi işte Amerika'da Kaliforniya eyaletinin kabul etmesi, diğer ülkelerin kabul etmesi. Ama bu olay çok yakın geçmiş ve tüm dünyanın gözü önünde oluyor. Bunu duyuramıyoruz. Bunu duyuramamızın işte sebepleri, duymak istemiyorlar çünkü. Batı dünyası, Doğu Türkistan'da olanlar da şu anda hala var. Hiç kimsenin, hiçbir gazetede doğru düzgün çıkmıyor. Hiç kimse dile getirmiyor. Batı dünyası bilinçli olarak bunu duymak istemiyor. Çünkü karşı tarafta büyük bir güç var. Lobileşme faaliyeti var. Parasal akış var. Her şey, medya patronlarının çoğu Amerika'da Ermeni asıllıdır mesela. Bu olduktan sonra da siz kendinizi duyuramazsınız. Hocalı dediği zaman adam diyor ki bu diyor sadece diyor bizim bir refleksimizdi diyor. Yapmamız gerekiyor diyor demin denildiği gibi, ama kendilerine yaptıkları zaman 100 sene sonraki şey için ağlama partileri düzenliyorlar. İşte televizyonlarda ağlıyorlar. 100 sene önce yaşanmış ki şu da siz de söylediniz. Thatcher olayı 1914'te İngiltere Avustralya'da Almanları tehcir ediyor. Pearl Harbor saldırısından sonra Japon asıllılar Amerika Birleşik Devletleri'nin içerisinde yine tehcir ediliyor. Sadece Osmanlı'nın yaptığı bir şey değil. Rakamlar da biraz sonra arkadaşlar da söylüyor. Rakamlarda da bir yanlışlık var. Yani tam baştan aşağı bir yanlışı 40 kez söyleye söyleye zamanla geçince sürekli medya pompalanması, filmler, belgeseller, Ararat belgeselleri. Bir yerden sonra bu olaya hiçbir alakası olmayan, ben yurt dışındayken Çek Cumhuriyeti bir arkadaş bana dedi ki sen dedi katliam yapan bir ülkenin çocuğusun dedi. Benle dedi insan hakkı konuşma dedi. Bilgim var mı dedim. Okuduklarım, izlediğim belgeseller yeter dedi. Adamların okuduğu ve izlediği o kadar çok belgesel var ki. Ben bir şeye toplayacağım da söylediklerdi, ama bir haklı tarafıyla beraber bence biraz bahane tarafımızın da olmaması gerekiyor. Konu neden ibaretti? Zaten Ermeniler bu meselenin ne tarihi ne de hukuku boyutuna gitmeyecekler. Gitmediler. Çünkü hukukla tarih ortaya çıkınca olaylar ortaya çıkar. Kaybedecek. Bakın tarih komisyonunun kurulmasına bugüne kadar da Ermenistan'da Ermeni lobi ve diaspora hayır diyor. Tabii arşivler açılıyor. Niye? Çünkü arşivler açılınca Ermeniler gelsin, Türkiye gelsin, dünya gelsin, hayır diyorlar. Çünkü tarih komisyonu çıkanda o gerçekler hepsi ortaya çıkacak. Hukuku boyutundan gidirler. Çünkü bir o İngiliz Kraliyet Başsavcılığı ilk önce bu karardan sonra artık arkasına gidemediler. Çünkü hukuk ortaya çıkınca ortaya, ve ben ikinci bir karar okuyayım. En son Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi üzerine, o zaman Doğu Perinçe işiyle ilgili İsveçli ile apardıkları zaman indi üst düzey kademesinde bakır, ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı biliyor musunuz nasıl? Çünkü hukukun işlediği yerde küçük bir cümleni okuyayım. Tarihsel araştırmalar doğaları gereği tartışmaya açıktır. Ve nihai sonuçlara veya nesnel ve mutlak hakikat iddialarına imkan vermezler. Bitti konu. Yani hukuku o yüzden ne? Politik kararlarla. Hep bu baskılar politik kararlarla. Ama haklı tarafınız o ki tabii ki onları işlerine geldiği için daha çok destek veriyorlar. Bunları görmezden geliyorlar. Ama biz de daha çok çalışmamız gerekir ki ısrarcı olarak zorla her yerde, her dayanmadan çalışmak. İlk önce nasıl çalışacağız? Bunu gençlerimizin bilmesi gerekir. Bakın gençlerimiz. Ermeniler bu yalanlarıyla Ermeni diaspora lobisi, biliyor musunuz ne kadar kitap var? Yüzlerce ve kaç dilde dünyanın her yerine yaymışlar. Bizim gençlerimiz, bakın bu kadar arkivler var, belgeler var. Daha çok kitap yazılacak. Hem de belgelere dayalı kitaplar yazılacak. Savunmanı bırakacağız. Biz savunulacak bir şey yapmamışız ki savunuyoruz. Aslında gerçekleri bağıra bağıra anlatacaksınız. Bu arşivler, bu belgeler ortalarda. Bir, iki, kendi kaynaklarını bizim gençlerimiz, tarihi araştırmacılar iyi öğrenecek. Bakın adam Balhavitinov. Bu adam biliyor musunuz kimdi? Rus Kafkas ordusunun kurmay başkanıydı. Bu adam bütün o Anadolu'daki bütün Çarlık Rusyası zamanı olayların içerisindeydi. Belge belge ortadaydı.
Ermeni çeteleri neler yapmış. Hatta öyle mezalimlere geçmişler ki bazen Rusya'nın yanındalar, Çarlık Rusya'sının. Hı. Ama öyle bir şeyler yapmışlar ki mahkemede yargılamışlar o çeteleri. İdama bile götürdükler var ki artık bu kadarı da olmaz. Yani sivil topluma karşı bu. Bunların hepsini öğrenecek ilk önce kendi gençlerimiz. Ermeni arkivlerini, Rusya'daki arkivleri, Fransa'da ve o arkivleri de yüze çıkararak, yani o belgeleri, daha çok kitap yazılacak. İki ne yapmışlar? Abbas Bey, ben bunu söyleyeyim, bu çok önemli bir meseledir. Bakın, belki biz de böyle yaparız. Bir Fransız, bir Alman, bir İngiliz oturur bu konuyla ilgili, istiyor ki bir araştırma yapsın, değil mi? Oturacak laptopun arkasında bir cümle yazacak. Karşısına Fransızcadan bir 30 tane kaynak çıkacak. Kimler yazmış onların çoklu? Fransızlar, Almanlar. Ve ne yapacak? İlk önce onları okuyacak. Sizinkini bulacak, bulmayacak. Biz ciddiyen bu konuda bir çalıştay kurmamız gerekir. Yabancı ne kadar tarihçi, araştırmacı istiyorsa gelin buyurun, araştırın, yazın. Yabancı dillerde, yabancı araştırmacıları da açarak, yani ne, daha çok teşvik edeceğiz. Gerçeklerin duyulmasına daha çok çalışacağız. Neden? Bakın, çalıştığımız zaman başarılı olabiliyoruz da bazı konularda, ne kadar zor olsa da. Biz Azerbaycan Hocalı katliamıyla yola çıktığımız zaman bu zorunlu şartlarla dünyanın hiçbir yerinde, biliyorsunuz, bu konuya hassasiyet o kadar değildi. Ama bugün Güney Amerika'da da, Avrupa ülkeleri içinde de, Asya ülkeleri içerisinde artık ondan artık fazla ülke var. Tanıyor. Şey diyor, adalet karşısında yargılanmalıydı bunu yapanlar. Ve biz bu katliamda yargılanmalıydı bunu yapanlar ve o insanlar evine dönmeliydi. Bunun hepsi neyin sonucunda olur? Siz gerçekleri dayanmadan daha çok çalışacaksınız. Ve bu konuda biz duyarlı olmamız gerekir. Ben o gün Türkiye gazetelerinde ne okuyordum? Bakın, diyor ki Starbucks Los Angeles'ten Kaliforniya'da. Bunların işinin bir projesi değil. Çalıştıkları ülkelerin kültürünü tanıtım amaçlı bir şeydirler. Los Angeles'te Ermeni diasporası Türkiye tanıtımını Starbucks'a kaldırtırmış, evet. Ve özür diletmiş. Evet. Özür diliyoruz diye müşterilerden. Bizim toplumumuz böyle konular ortaya çıkınca, dedelerimiz aleyhine yalanlar, böhtanlar, tarihimiz aleyhine yalanlar, böhtanlar daha duyarlı olacak. Bu konuları, gerçekleri aktarmamız açısından daha duyarlı olacak. Bu da bir eğitimin sonucu, eğitimde bunları da vermemiz gerekiyor. Tabii eğitimde de vermemiz gerekir ve bilinçleştirilme programlarının da sayı daha çok artacak. Kitapların sayı daha çok artacak ve dünyanın her yerinde ciddiyen bunu duyurmaya başlayacağız. Çünkü bunun eğer karşısını alamazsak daha kötü sonuçlara gidebilir. Biliyor musunuz? Bir dönemler karar kabul ediyordular. Sonra ikinci aşamaya geçtiler. İndi bu kabul ettiğimiz kararı kim inkar ederse, evet, onları yargılayacağız da. Yani ben Avrupa'da, konseyde Avrupalı milletvekili arkadaşlarıma Avrupa'da dedim, ne oluyor dedim. Söz azatlığı diyordunuz. İnsanların söz azatlık hakkı vardı. Siz indi tarihçiye, adam tarih araştıracak. Tarihi araştırmanın gerçeği söylemesi gerekir. Siz, sen tarihçisen, sen tarihi araştırmanın gerçeğini söyleyemezsen, biz böyle karar almışıksa böyle söyleyerek tarihçilere kararınızı mı söyleteceksiniz? Bu nasıl bir acayip bir şey olur diye. Çok... O yüzden de ikinci bir korkunç tarafı var. Ben bunu açık söylüyorum. Bizim Avrupa'da insanımızın oradaki rolü arttıkça bazı güçler, aşırı güçler bunu başka bir yönde de kullanır. Ne yönde kullanacak biliyor musunuz? Bir ben adını demeyeyim çünkü o milletvekiline herkes bilecek. İstemem mağdur olsun. Kuzey Avrupa ülkelerinin birine gitmişim. Zaten bilen bilecek kimden sohbet ediyor. Türk kökenli bir milletvekiliyle görüştüm. Süryani soykırımı. Görüştüğümden sonra Twitter'ım falan dağılmaya başladım. Yani. Sayın milletvekilim, siz nasıl onunla görüştünüz? Neden dedim, parlamentoya gitmişim oraya, adamla görüşmüyüm mü? O dedi, sözde Ermeni soykırımı iddiaları tartışılanda çekimser kalmış. Ben de döndüm birine şey yazdım. Sizce dedim, çekimser kalmasa ne yapacaktı? Milletvekilliğini kaybedecekti dedi. Çünkü parlamentosu almayacaklar. Artık seçim bitti onun için. Çünkü partisinin böyle kararı var. Herkes de onu uygulamak zorundadır. Bakın dedim, görüyor musunuz adamlar nasıl bir mekanizma çalıştırıyorlar? Türk toplumunun
O diaspora'da bir yönetime gelmesi, milletvekili, bir belediye başkanı, ne kadar Avrupa'nın bazı ülkelerinden Türk kökenli insanlar belediye seçimlerinden geri çekildiler. Niye? Partisi sözde Ermeni soykırımı iddialarını soykırımı kimi kabul etmiş ve siz de kabul edeceksiniz. Onlar da hayır diyor. Böyle bir şey olmamış, o zaman kusura bakmayın. Siz de buraya gidemezsiniz diye adamlar seçimlerden çekildiler. Ne uyguluyorlar? Ya siz, hayır ben milletime hayanet yapmam, yalanı doğru kimi söylemem dediğiniz zaman giremiyorsunuz o politikaya. Çekimsel kalanları ne yaparlar? Toplumuyla arasını açarlar, zaten bitirirler. Pasifize. Bu ciddi bir sinsi bir plandı. O yüzden dünyanın her yerindeki insanımız daha duyarlı olacak. Benim manfaatım falan değil. Bu adaletsizliğe, haksızlığa karşı duracak ve bunun da karşısında en önemli şey ele modern dünyanın gözü önünde Azerbaycan. Yani Türk insanının topraklarının bir kısmında yapılan bu vahşeti dünyaya anlatacak. Evet arkadaşlar soru. Sorum da size olacak. Buyurun. Şimdi bizim bu sözde Ermeni soykırı ve Hocalı katliamının Avrupa tarafından kabul edilmeyişinde hep davalı taraf konumunda olmamızda bence bir sıkıntı görüyorum ben. Bakacak olursanız ben bunun sebebini Ganira Hanım'ın da bahsettiği gibi ortak kirli bir tarihe bağlıyorum. Biz Mondros ve Sev'den sonra ciddi bir şekilde Anadolu'da işgale uğramış bir milletiz. Ama Maraş'ta çok ciddi bir şekilde bir hani soykırım tanımlayamayız belki o zaman soykırım diye bir tanım olmadığı için ama çok ciddi bir kırım oldu. Bunu da Fransa o zamanki hükümetiyle birlikte yaptı ve altı tugay şeklinde geldiler Maraş'a. Her yer işgaldeydi ama biz bugün Kahraman Maraş diye adlandırıyoruz. Çünkü orada halk düşmanı belli ölçülerde kendi bir şekliyle attı. Bu kadar tepki gösterilmesinin sebebi ise orada bir 3 tugaylık Ermeni ordusunun bulunmasıydı ve Ermenilerin yaptığı katliamlardı. Gene bakacak olursanız 1916 yılında bu Fransa'da Illustrated tarafından yayınlanmış bir çalışmadır. Muş ve Bitlis'te yapılan Ermeni katliamları vardır. Ve sizin de az önce bahsettiğiniz gibi İskandinavya ülkeleri tarafından bu soykırım, sözde Ermeni soykırımı kabul edildiğinde Türkiye'ye bir heyet geldi. O zamanlar Türk Tarih Kurumu'nun başkanı Yusuf Allaçoğlu'ydu. Şu an Kayseri MHP milletvekili kendisi. Ve toplu mezarlar açılsın dendi. Arşivler açılsın dendi. Hepsi başlandı. Biz gittik toplu mezarlarımızı açtık. Gereken testler yapıldı, şeyler yapıldı. 3 tane mezar açıldı ve üçü de toplu Türk mezarı çıktı. Bu çok ciddi şekilde aslında bizim elimize tutulabilecek bir belgeydi. Tarihini de söyleyeyim 2007 yılındaydı. Ancak gerek hükümet boyutunda gerekse medya boyutunda biz bunun arkasına duramadık. Gene ben rakamlara değinmek istiyorum. Az önce İlker arkadaşımız da bahsetti burada. Şimdi yapılan o zamanki Osmanlı nüfus sayımına göre ve bizim arşivleri, TSK arşivlerine göre müthiş bir tutarsızlık var. Evet. Bir kere gene o zamanki Ermeni delegasyonu başkanı muhtemel kurulacak olan, kurulsaydı eğer Ermeni devletinin devlet başkanı Nubar Paşa açıklamayı şöyle yapıyor. Diyor ki 100 bin Ermeni Amerika Birleşik Devletleri'nde, 250 bin tanesi Kafkasya'da, 40 bin tanesi de İran'a göç etti. Sadece bakacak olursak 1 milyon 173 bin Ermeni nüfusu 1914 Osmanlı nüfus sayımında belirtilmiş ve fark ettiyseniz konuşmanın programın başına da belirttik. Dedik ki kilisenin çalışmalarıyla bir tehcir oldu. Yani Gregorian Ermenilere karşı bir tehcir söz konusuydu. Taşnak Ermenilerine karşı söz konusuydu. Gene hani orada etnik bölücülük yapan Ermenilere karşı. Yani ülkedeki bütün Ermenileri evet, kesinlikle sürmedi. Dediğimiz gibi 1 milyon... Bakana kadar oldular o dönemden bir dönem. Yani üst düzey görevlerde oldular. Eğer bir yani şey olsaydı... Abdülhamit zamanla bakarsanız evet. Mesela Agip Paşa vardır. Aynı dönemde bir Agos Paşa daha var. Amerikan Büyükelçimiz, Washington Büyükelçimiz evet. De öyle. Sana bir çok kısa bekleme yapacağım Cenk. Yine aynı Nubar galiba ismi. 1918'de diyor ki 700 bin küsür Ermeni sürüldü diyor. Evet. Bunların 390 bini diyor hala diyor Kafkasya'da, Orta Doğu, Musul'da yaşıyor diyor. Orada da bir matematiksel bir şey yok. Madem 1,5 milyon Ermeni öldürüldü yani diyorsunuz. Amerikan devlet kayıtlarına bile baktığınızda 41 eyaleti Ermeni soykırımını tanıyan Amerikan devlet kayıtları bile o dönemde 486 bin tane Ermeninin tehcire maruz bırakıldığını söylüyor. Yani müthiş bir yalanla karşı karşıya sizin de ifade ettiğiniz gibi. Yeri geliyor 1,5 milyon Ermeni öldürüldü gibi ithamlarla da karşı karşıya bırakılıyor. Neredeydi?
Ben şeye diyorum, o mezarları neredeydi? Siz o rakamların ne olduğunu biliyor musunuz? Ben son bir şey daha eklemek istiyorum. Bakın Bosna'da bugünleri her şey yüze çıkıyor. Neredeler? Eğer dedikleriniz ortadaysa gelin bulun. Çıkan da Kars'ta, Erzurum'da falan ele, Türkler çıkıyor. Bazen yabancı da geliyor. O yüzden de biliyor musunuz ama konu neden ibaret? Gençlerimizin bunu bilmesi gerekir. Biraz daha çok şey edeceğim. Mesela ben gazetecilerimize de söylüyorum. Mesela Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, ben diyor sözde Ermeni soykırımı iddialarının 100. yıl dönümünde İravan'a gideceğim. Ve açıklama yapıyor. Bunu orada da seslendireceğini söylüyor. Türkiye, Ermenistan kapılar açılsın. Bizim gazeteciler ve diasporadaki olan insanlarımızın tepkisi bu olacak. Siz Türkiye-Ermenistan ilişkileriyle ilgili bildiğimiz kadar bir misyon verilmemiş size. Ama sizin Frans olarak, yani bizim top ciddiyen buna reaksiyonu, sizin üzerinize düşen bir misyon var. AKİT'in Minsk grubunun eş başkanısınız. Dağlı Karabağ sorununun çözümünü ve kimse size zorla vermedi de bunu. Siz kendiniz üstlendiniz bu konunu. Birleşmiş Milletler AKİT'e vermişti, ben eş başkan olum diye. Biri de sizdiniz. Sen şeye gidiyorsun da İravan'a 100 yıl evvelin olaylarıyla. Neden Hocalı katliamıyla ilgili bir açıklamanı vermiyor? Komisyon eş başkanı olan ne senden, yani bu konuda ne Amerikan etmiyor. Cumhurbaşkanı ne Rusya Cumhurbaşkanı'ndan biz görmüyoruz. Veya sen Ermenistan'a gideceğini söylüyorsun. Ermenistan'a giden de siz Fransa devleti olarak da Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanımışsınız. Uluslararası örgütlerde de Birleşmiş Milletler kararında da Ermenistan'a bir çağrı yapacak mısınız? İşgal ettiğin topraklardan çekil, 1 milyon insan evine gitsin diye. Bizim gazetecimizden tutacak diasporumuza kadar. Bakın ben size bir örnek vereceğim sadece. Amerika'da bir defa bir konferanstı. O zaman George Bush'un Cumhurbaşkanlığı zamanında Afganistan, Irak olayları falanın, herkes Amerikan Cumhurbaşkanlığı'nın bu 24 Nisan'da sözde Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili bir soykırım kelimesi kullanmayacağını, çünkü Amerika çıkarlarıyla çok ters bir şeydi, artık ortadaydı. Bir Ermeni genci sizin yaşlarınızda konferansta şey diyor, bize vaat edilmişti bu konu söylenecek ama vaatlerini tutmadılar. Biz on binlerce mektup gönderdik, bu konu üzerinde falan müracaatlarımızı gönderdik falan falan. Bu ara bir şey olduğu zaman coffee break dediğimiz bu. Ben şey dedim, siz gerçekten inanıyor musunuz Nisan'da böyle bir şey söyleyeceğini? Tabii ki inanmıyoruz bu 24 Nisan'da. Ama on binlerce müracaat falan falan, biliyor musunuz ne dedim? Biz Amerikan Cumhurbaşkanı'na bu konunun arkasında ne kadar güç olduğumuzu göstermek istiyoruz. Burada yapmaz, başka bir yerde bu kadar vatandaşız, oy veriyoruz. Bizim gönlümüzü almasına da bir düşünürler. O gönlünüz hangi konularda alınabilir dedim. Tabii ki dedi, Ermenistan ve Dağlı Karabağ konusunda. Genç bir insan, hayatında Ermenistan'da doğmamış, falan da yapmamış. Bizim insanımızda, ben diasporaya gidende de anlattığım zaman, tabii ki duyarlı olacak bu konularda. Müracaat, oy verirse müracaat gönderecek, gazetecimizden kökenli. Yani bizim de özümüzün bir şeyimiz var. Bakın yapmıyorlar, adaletsizdiler. Biz görüyoruz, evet adaletsizdiler. İnsan haklarından konuşarak ciddi standartlar uyguluyorlar. Ama biz de bundan artık ne yapalım, bunlar da böyle diye geri kabullenmeyeceğiz. Evet, dayanmadan evet, çalışacağız. Evet, Sıla, sen de çok... bu konuyla evet, ilgili. O yüzden evet, özellikle burada sormak istedim. Ermenistan'ın, Ermeni diasporasının çok ciddi bir çalışması var. Bu sene siz de bahsettiniz. On binlerce mektup gönderebiliyorlar ve diaspora aynı zamanda o sözde Ermeni soykırımında ölenleri bu yıl Aziz'i ilan etmeye hazırlanıyor. Bu konuda siz de bahsettiniz, yine Strasbourg'da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de görüldü ama oraya Türkiye Devleti de temsilci gönderdi. Ama Türkiye cidden Azerbaycan'ın Hocalı katliamı konusunda yaptığı çalışmaları sözde Ermeni
soykırım meselesinde çok da ileri şekilde yapmıyor. Bu konuda Talat Paşa Komitesi çalışmalar yapıyor. Ve Talat Paşa Komitesi'nin içinde ben Türkiye Gençlik Birliği üyesiyim ve biz de yer alıyoruz. Birçok çalışma da yapıyoruz. Bu yıl özellikle diasporadan gelecek bize yönelik saldırılara karşı da çalışma yapıyoruz. Çünkü programın başından beri bütün arkadaşlarımız siz de dile getirdiniz. Belgelere baktığımızda böyle bir soykırım olmadığı çok açık ortada. O dönemin Taşnak ortada. Evet, Taşnak Partisi lideri Ermenistan'ın ilk başbakanı Kaçaz Nuni itiraflarda bulunuyor. Bu şu an belgelerle de kanıtlı, kitaplar halinde de çıkmış durumda. Bunu bütün dünyaya daha çok yaymamız gerekir. Evet, Ermenistan ilk başbakan olmuş kişinin o dönemde olmuş olaylarla ilgili yazısında her şey zaten ortaya görülecek kadar aydın. Şunu söylüyor. Türk milletinin nasıl bu konularda Türk milletinin değil aslında kimin suçlu olduğunu tüm kanıtları kendileri bu kitapta bulabilirsiniz. Kaçaz Nuni şunu söylüyor açık açık. Taşnak Partisi'nin artık yapacağı bir şey yok. Biz yenildik ve aslında orada bir katliam olmadı. Türk devleti yapması gerekeni yaptı. Vatanını savundu. Ve Taşnak Partisi artık intihar etmelidir diyor. Bu derecede bir konferans raporlarıyla da kayıtlı bunlar. Şimdi ben bir soru sormak istiyorum özellikle size. Çok yakın zamanda 28 Ocak'ta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bir dava görüldü. Doğu Perinçek İsviçre'de sözde Ermeni soykırımına karşı çıktığı için, İsviçre'nin o yasağını çiğnediği için yargılandı. Ve bunun karşı tarafın dava avukatı çok önemli bir isimdi. Emel Kulini dünya çapında davalara bakmış ve şimdiye kadar WikiLeaks davası dışında dava kaybetmemiş bir avukat. Ama Avrupa basınında çok değişik yankılandı bu davanın izlenimleri. Ben sizin de görüşünüzü merak ediyorum. Çünkü birçok İsviçre basınında da aynı zamanda Fransa basınında da Emel Kulini'nin orada çok fazla şey öne süremediği, Doğu Perinçek'in ise çok kendine güvenli konuştuğu ve belgelere dayanarak bu suçu, böyle bir suç olmadığını, soykırımın olmadığını söylediği, dile getirdiği, yazıldı, çizildi. Ve dava henüz sonuçlanmadı. Avrupa Konseyi'ndeydim. Avrupa Konseyi'nde konuşmam olduğu için direkt izlemedim ama bütün kayıtları izledim. Bir tarafta hukuk konuştu, diğer tarafta yine politika konuşuyordu. Ve ağlamak, mazlum göstermek, hukuki kanıt yoktu ortada. Ve bence Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nasıl ilk görüşmede ben sonucu okudum. Üst düzeyde de bu kararı olduğu gibi saklamasını ben bekliyorum. Çünkü diğer taraf Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin itibarını sarsar. Çünkü ortada hukuki delil olmadan politik delillerle Avrupa İnsan Hakları'nın karar alması bu Avrupa İnsan Hakları'na ciddiyen itimadı sarsar. O yüzden de ben Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile Ermenilerin yine de böyle bir şeyi ben arkadaşlardan sordum dedi bir şov mekanizmasıydı. Avukatı can güdenlerle alıyorlar basın sanki bir model gelmiş falan kimi böyle havalar falan. Ama ben Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin böyle bir hata yapacağını açıkça beklemiyorum. Neden? Çünkü böyle bir hatanın sonu çok kötü gelir. Geleceği çok kötü gelir. O yüzden de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde olup başarını kazanılacağına yani adaletin kazanılacağını ben düşünüyorum. Ve zaten müracaat çok doğru bir karardı. Biz böyle yapmamız gerekir. Adaletsizlik, haksızlık varsa artık böyle kendi kendimize konuşmayıp hukuksal olarak mücadele yolunu söylemek istedim. Mücadeleni gideceğiz, sona kadar gideceğiz. Çünkü bu konuda her geriye adımınız bize çok büyük böyle diyek hoş olmayan sonuçları getirebilir. O yüzden tabii ki daha çok çalışmak gerekir ve bilimsel bayak dediğim. Bakın benzer tarihçilere söylediniz. Mesela Borya'nın kitabı da var Rus arkivlerinde. Borya'nın da büyük bir Ermenilerin büyük bir devlet adamlarından biri. Kitabını okuduğunuz zaman diyorsunuz ki zaten Türklerin bir şey yazmasına gerek yok. Adam kendisi neler olmuş o bölgelerde çok güzel görmek olur. Bak bu kitapları gençlerimizin bütün kaynaklarda okuyacak ve dünyaya da daha çok. Kaçaz Nuni'ni söylediniz. Böyle kitaplar çoktu. Ve bunları daha çok öğrenerek kendi yazdıklarıyla. Bakın biz yazmadık. Fransız'a biz diyorsunuz doğrunu söylemiyoruz düz mü? Bu adamlar kendiler hem de o dönem yazmışlar bunu. Sizi kimi 1990'larda 2000'lerde araştırmıyorlar. Bu adamlar bunu 1916, 17, 19, 23, 36'larda yazmış yazılardı. O yüzden de daha çok
gençlerimizin bilgili olması ve tabii ki bunu dünyanın her yerine duyurması gerekir. Yani duyarsızlık olmaz, biliyor musunuz? Bu dedelerimize karşı çok büyük bir haksızlığımız olar. Bugün dünyada bir Ermeni diaspora ve lobisinin yanında bir gücüler var. Mutlaka bunu bize kabul ettirerek, yani bir savaşa girmişler. Yani dünyaya bunlar böyle bir toplumdu, böyle bir milletti algısını. Ve biz hayatta yapmadığımız bir şeyi niye hesaplaşalım? Tarihiyle tekrar söylüyorum, hesaplaşacak toplumlar ortada. Biz tarihimizde iki ne yapacağız? Hangi ülke korkmayacağız? Bununla ilgili bizim tarihimize ilgili yalan kararlar kabul eden devletler yoktu mu? Kendilerinin yaptıkları doğuda, Orta Asya dediğimiz. Afrika'da. Orta Doğu'da, Afrika'da yaptıkları dehşetli vahşetler var. Hiç korkmayacaksınız, oturacak bizim tarihçimiz, araştırmacımız, basınımız hepsi böyle ortaya koyacak. Kendi dilleriyle cevap verecek. Siz yalanı böyle bizim üzerimize geliyorsunuzsa alın bu gerçeklerinizle, gidin gerçeklerle hesaplaşın. Yani artık şey etmek yok, arkaya çekilmek yapıyorlar. Yapmayacaklar. Kimse, Fransa karar edecek, Cezayir ortaya. Bu Cezayir'i dayanmadan çıkaracaksınız. Sen Cezayir'le git hesaplaşacaksınız. Siz geleceksiniz Afrika'da hala izleri devam eden orayla hesaplaşacaksınız. Bizim hesaplaşacak bir şeyimiz yok ama sizin var. Eğer ortaya çıkarmak diyorsunuz, siz yalanla geliyorsunuzsa ben doğruları aktarım. Yani bu ülkelere de, yani böyle şeylere biraz izin vermeyeceğiz. Yani o yüzden diyorum duyarlı olacağız. Sanki melekler, kendilerini bir melek kimi, insan haklarını savunuyoruz şeyleriyle, bir melek kimi göstererek size olmadığınız bir şekilde takdim edeceklerse bunu bizim gençlerimizin kabul etmemesi gerekir. Gençlerimizin de o yüzden ciddiyen bir tarih bilincinde içerisinde olması gerekir. Bakın, ben Karabağ konusuna tekraren gelerek bu şeyi söylemek istiyorum. Karabağ konusunda da gençlerimiz bu konuda çok şey olacaklar. Mesela uluslararası örgütlerin bütün kararları var. Her gelen o yabancı bu konularda danışan liderlere, bu Birleşmiş Milletler'in üyesi misiniz? Evet. Birleşmiş Milletler'in kararları uygulanmıyor ortada. Avrupa Konseyi'nin üyesisiniz ama Avrupa Konseyi'nin kararları uygulanmıyor. Siz neden bazen bir Azerbaycan olsun, bir iki kişinin hakkıyla kendi çıkarınızı uygun gelirse bağırırsınız da, 1 milyon kişinin hakkı neden sizi bu kadar ilgilendirmiyor? O yüzden de tabii ki bu konularda da çok hassas davranacağız. Ve bu konularda çok ciddiyen artık bana ne demeyeceğiz. Ya bana ne, artık olmuş geçmiş, bu dünyadaki bu durumu temizlememiz gerekir. Ama sevindirici bir gelişme arkadaşlarımız, gençler bu olaya sıcak ilgileştiriyorlar. Biliyor musunuz, ben Fransa Senatosu'ndan Azerbaycan'a bir grup gelmiştim. Bu inkar kanun yasası çıktıktan sonra anayasaya gidecek. Sık tartışıyoruz parlamentomuzda, görüşmemizde. Biz de bunları anlatıyoruz. Biliyor musunuz, bu geçerse konu tek Türkiye değil. Biz de bu konuya çok ciddi şekilde şeyiz, tepkiliyiz falan falan. O milletvekillerinden biri oy kullanmamışlardan biriydi. Döndü sayın milletvekilim, dedi çok şey etmeyin. Kendinize çok şey ediyorsunuz bu konuda. Bence anayasadan geri döner. Bakın dedim, bizim tartıştığımız konu tek inkar şeyi değil. Siz bizim dedelerimize bir hakaret yaptınız. Siz dedelerinizin yapmadığı bir şeye suçlayarak katliam diye katil şeyine getirdiniz. Yapmadıkları bir şeyi. Siz ondan sonra beni para cezasına çarpsanız ne olur, çarpmasanız ne olur? Bizim davamız inkardan önce hala kararın kendisiyledi. Siz o yanlış kararı kaldırmanız gerekir. Fransa parlamentosunun tarih kararı vermeye başka ülkenin hakkı yok. O zaman biz de bir oturalım. Başka başka herkes başka ülkelerin tarihiyle ilgili kefi, aklı ne istiyorsa gitsin, tarihe dayalı olmasın, bir karar alsın. O zaman dünya ne olur? Bunun sonu ne olur? Ama bunu yapıyorlarsa tabii ki bizim de böyle rahat rahat bakmamamız gerekir. Evet. Çok önemli bir bilgi vermek istiyorum. Bunu çok kısa, biraz konuyu değiştirmek çok kısa istiyorum. Gece çok ileri saatler oldu. Biraz da aşkı konuşmak istiyoruz. Ganira Hanım bu kadar gören, heyecanlı görenler, bu kadar sert görenler, bunun başka bir yüzünü göstermek istiyoruz. Ne kadar insancıl duygulara sahip olduğunu, ne kadar farklı olaylara baktığını, yani kırmamak, dökmemek için nasıl elden geldiğini göstermek istiyoruz.
Sen sorunu alalım. Sonra kitabını biraz konuşmak istiyoruz. Bu kitap eminim ki çok şeyler söyleyecek. Çok kısa bir şekilde özetlemek istiyorum. Çünkü geçen programlarda bazen Twitter'da diyorlar hani olayın kendisini bir açıklamadınız gibi. 1915'teki olayı aslında baktığımız zaman 1774'ten başlayan Rusya'ya Küçük Kaynarca Anlaşması'ndan başlıyor. 150-160 yıllık bir isyanlar sonucunda Ermeniler çeşitli köyleri ve benzeri yerleri sürekli katlediyor. Onun sonrasında bir devlet refleksi olarak bir tehcir olayı geçiyor. Ama burada tam tersi de bir olay var. Aynı şekilde Ruslar da Kafkasya'dan girerken orduya önlerine Türkleri katarak bir katli, onların esasına sistematik olarak bir Ermenileri silahlandırıyorlar ve Türkleri Ermeni köylerinin önüne atıyorlar. O esnada çünkü çoğu kişi cephede. Justin McCarthy'nin bir kitabı var, diyor ki o yıllarda diyor 1.200.000 Türk esasında Rusların desteğiyle Ermeniler tarafından öldürüldü diyor. Bu boyutu biz hiç konuşmuyoruz. Ayrıca son olarak son bir kapatıyorum cümleyi. Arnold Toynbee bu mavi kitabı yazan yazar 1966'da itiraf ediyor. Diyor ki ben o dönemde diyor Ermeni Amerika Birleşik Devletleri'ni savaşa sokmak için ve oradaki misyoner faaliyetlerini artırmak için biz bu kitabı yazdık. O hatıraları var 1966'da. Aslında diyor bu rakamlar tamamen uydurmaydı ve Osmanlı Devleti aslında yapması gerekeni yaptı diyor. Söyleyeyim bunu da bitireyim. Bu konuları sadece gece saat 4'te konuşuyoruz. Keşke bunlar çok daha erken saatlerde konuşulsa. Türkiye'nin bir resmi politikası olsa biz şeyiz, hoşgörülü bir milletiz. Yani Osmanlı'dan ondan öncesine de kendimize yapılanları görmeyiz. Ama kötü, işin kötü tarafı. Yani. Bunu böyle ciddiyen anlatmamızda yani ciddi şeyler var. Mesela Türkiye'den de bazen gazeteciler gelir. Ben çok şaşırıyorum ki bazı gazeteciler Ermenistan'a gittikten neden bununla ilgilenmiyor? Bir şey sadece sorsunlar. Biz Ermenistan'a gelmişiz. Gittiniz mi? Bize 10 tane Türk aile bulun. Onlarla konuşmak istiyoruz. 10 tane Türk aile. Çünkü 1988'lere kadar bütün Sovyet kayıtlarına bakın. Yüz binlerle Türk nüfusdan konuşuyor. Yani 50 yıl önceni söylemiyorum ben. 88. yılı söylüyorum. Nerededir bu 10 aile? Sadece 10 aile istiyoruz. Bunun onlarla konuşmak istiyoruz. Bulamadınız mı? Bize bir tane cami verin. Yok. Bu Türklerin burada dini abidesi. Biz onları görmek istiyoruz. İstiyoruz gidek görek. Bir gün ben Fransız milletvekilinin birine dedim. Dedim sen gidiyorsun değil mi Ermenistan'a sık sık? Evet dedim. Hep de bizi suçluyorsun konuşmanda. Onları sor. Sonra dedim İstanbul'a da geçiyor musun? Evet dedi. İstanbul'da dedim sadece başka yok. Taksim Caddesi'nin sonuna kadar Taksim'le indiğinde en az bir 10-15 Ermeni kökenli insanla karşılaşırsın. Kimin ne zihniyette olduğunu görebilirsiniz. Bakın bu günleri Ermenistan devletinin başkanı, cumhurbaşkanı olan kişinin gençlerle görüşmesinde verdiği mesaja bakın. Bunu insanımız bilmelidir. Karşısındaki zihniyeti bilmelidir. Diyor ki bizim nesil Dağlık Karabağ aldı, sizin neslinizin Ağrı Dağı'nı alması gerekir. Bir cumhurbaşkanı gençlere bugün sizin Türkiye topraklarından toprak almanız gerekir diye gençlere ideoloji uyguluyor. İkinci bir taraf, ben gazetede okudum birkaç gün bundan önce Sayın Davutoğlu Başbakan açıklama yapmış. İstanbul'daki galiba dini etnik azınlıklarla görüşmesinde Ermenilerin bu Türkiye-Ermenistan sınır kapısıyla ilgili sorusunun cevabına bakın ne diyor. Ermenistan Dağlık Karabağ işgal etmiş. Dağlık Karabağ'ın dışında 7 bölgeni işgal etmiş. Ve ona kadar Türkiye ile Ermenistan sınırı açıktı. Dağlık Karabağ'ın işgali gittiği zaman da sınır açıktı Türkiye-Ermenistan sınırı. Türkiye o sınırı Kelbecer bölgesi işgal olunduğu zaman, yani işgal Dağlık Karabağ'ın dışına çıktığı zaman artık yeter diye. Bu mezalim artık yeter diye kapattı. Sayın Davutoğlu'nun basındaki ben açıklamasını esas getirerek diyor ki sadece bir rayonu boşaltsalardı Türkiye-Ermenistan sınırlarının açılması konusuna bakılabilirdi. Yani bakın bir bölgeni bile azat etmek istememişler Ermenistan tarafı. Böyle bir toplumla, böyle bir zihniyetle, yani Ermenistan'daki bu zihniyetle maalesef ki bu bölgede bir huzurun olması mümkün değil. Aslında kendilerini cezalandırıyorlar, kendini o bölgeye hapsediyorlar. Evet, bunu da dünyaya daha duyurmamız gerekir. Ve Ermenilerin de, tabii ki Ermeni gençlerinin de o aşırı politikacıların oyunlarına gitmektense bir şeyi sadece düşünmesi gerekir. Tabii Türkiye'ye zarar veriyoruz.
Bu gondarma Ermeni soykırım iddialarıyla Azerbaycan'da 20 bin insanı Ermenistan katletti. 100 bin insandan artığı yaraladılar, sakat kaldı. 50 bin insan çok büyük acılar falan, 1 milyon da insan köçmendi. Onlara da zarar verdik ve vermekte devam ediyoruz. Biz ne kazanmışız? Ermenistan ekonomi olarak çöke çöke gidiyor. Çünkü adam bütün, devlet bütün komşularıyla o komşunu işgal et, bu komşunun toprak bütünlüğünü tanıma, herkese bir şeyle ve tabii ki böyle bir devlet kalkınamaz. Tamam, ne kazanacaksınız? Türkiye'den toprak mı alacaksınız? Ben Türk milletinin Türkiye'den toprak vereceğini hayatımda düşünmediğim için, herkes gelip bir toprak alsaydı Türkiye olmazdı zaten. İki, Azerbaycan topraklarını bugün işgal edip oturduğum topraklar hiçbir zaman sizin olmayacak. Bunu bilmeleri gerekir. Uluslararası örgütler onu Azerbaycan sınırları tanımış. Dünyanın Ermenistan dışı bütün ülkeleri tanımış. Bütün kararlar Ermenistan'ın orada işgalci olduğunu gösterir. Ve Azerbaycan'da 90'ın Azerbaycan'ı değil. Sovyetlerden çıkmıştık. Sovyetler asker izin vermir, silah izin vermir. Siz askeri olmayan, silahı olmayan masum insanları gelip katile getirirdiniz. Çok rahattı. Böyle çünkü size destek var. Evet. Bugün Azerbaycan'ın askeri bütçesi tek bütün Ermenistan devletinin bütçesi kadardı. Tek askeri bütçesi. Bir kalkınan Azerbaycan var. Bir de yoksullaşarak daha da arkaya giden bir Azerbaycan var. Ve tabii ki biz topraklarımızı uzun süre sizin orada askerinizin falan böyle rahat gezmesine izin de vermeyeceğiz. Ne kazanıyorsunuz bir düşünün. Bir düşünsünler ne kazanıyorlar. Evet. Bunu düşündükleri zaman gerçekten düşmanlarının da kendi aralarında olduklarını görecekler. Türk milleti bir düşman olsaydı Ermenistan bağımsızlığını kazananda Türkiye Ermenistan'ın bağımsızlığını tanıdı. Ermenistan karşılığında ne yaptı? Türkiye anayasasında toprak iddiası koydu. Sözde Ermeni soykırımıyla iddialı bir şey koydu. Ve bunları tabii ki dünyaya daha çok da duyuracağız. Daha çok çalışacağız ve birlikte çalışacağız. Hep birlikte bunu yapacağız. Koordine olumlu şekilde. Evet, ben biraz aşka meşke geçmek istiyorum. Çok ama gergin. Daha önceydim. Gençler çok sonra biraz, haklarını çaldık çok, olmasın. Bakın çok ciddi, çok ciddi konular. Bunu sabaha kadar da tartışsak sonra erecek gibi değil ama. Benim Abbas Bey'e bir soru. Olayı insan hakları açısından bakacağız. Sonuçta biz artık kavgalarla, dövüşlerle de dünya bir yere gitmedi, gitmiyor da. Bu iki, aynen. Yunanistan'da yeni bir dönem başladı. Yunanistan Başbakanı dedi ki biz Türkiye ile aramızdaki bütün sorunları çözeceğiz dedi. Keşke Ermenistan'da da böyle bir zihniyet. Hepsini unutalım dedi ve yeni bir dönemi başlangıç yaptı. İnşallah Yunanistan'la Türkiye giderek o düşmanlıklar geride kalır, dostluklar. Abbas Bey. Aynı şey o bölgede de olur. Yani düşmanlığın kimseye bir faydası yok. Bizim de söylemek istediğimiz zaten mesela Türkiye içindeki Ermenilerin de bunu duyması gerekir. Neden? Çünkü Ermenistan'a ve diasporaya en etkin mesajı onlar verebilir. Tabii Türkiye'deki Ermenistanlı, Ermenilerle bizim sorunumuz yok. Onların bizde bir sorunu yok. Çok ona. Çok rahat burada yaşıyorlar. Eğer Türk milleti onların aleyhine. Bu ülkenin vatandaşı onlar da. Rahat yaşayabilirler mi? Evet. Yaşayamazlar değil mi? Kesinlikle. O yüzden de Ermeni diasporasına ve Ermenistan'daki bugünkü zihniyete artık yeter. Onların demesi. Onların da tepkileri vardır mutlaka. Onların, evet, çok kısa bir soru. Ben çok kısa bir sormak istiyorum. Hocalı katliam bugün dünya tarafında ve Amerika eyaletlerinde sayarsak ülke olarak 15-20 ülke tarafından anca tanınıyor. Türkiye Cumhuriyeti ilk başta Avrupa Konseyi'nde çok ciddi bir tepki gösterdi. Ermenilere sınırları kapadı falan. Ama daha sonrasında Hocalı katliamını biz ülkede tanımadık. Bunun ekstra bir sebebi var mı? Yoksa bunun tanınmasının önündeki engel nedir? Bir de şurada değinmek lazım. Bakacak olursanız Hocalı katliamına dair bizim bir soykırım anıtımız bile doğru düzgün yoktu. 2005 yılına değin. İlk defa Ankara'nın yanlış hatırlamıyorsam Keçiören'de hamam, evet. Evet. De Uşak'ta koyulmuş bir yani anıt 2005 var. Yılında bir anıt koyuldu. O anıtların bugünkü hali de ortadadır. En basitinden geçtiğimiz yıllarda bir 20. yıl oldu. Gene bugün de aslında hani Reşat arkadaşımız daha iyi bilir. Yıllar geçtikçe acısı azalmıyor. Hani 20, 40 böyle anca tam rakamlar değil. Her sene bizim bu anma programlarıyla bu bilinci bizim toplumumuza, bizim gibi gençlere kazandırmamız lazım. Peki Türkiye'nin esas soyuna dönecek olursak neden tanımıyor Hocalı soykırımını? Abbas Bey bir gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden milletvekillerini davet eder de bu sorunu ona sorarız. Onlara sorarız direkt. Daha iyi olur da
Onlar açıklama yaparlar. Ama bizim bütün beklentimiz, isteğimiz tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından da böyle diyek bu konuya... Evet. Bizim politikacılar komisyon tarafından, evet. Uluslararası İlişkiler evet. Komisyonu'nun bir kararı var. Ama Büyük Millet Meclisi tarafından da Sinan Oğan olursa da çalışmaları ciddi iyi olur. Şekilde. Abbas Bey, bizim de tüm beklentimiz bundan ibaret. Evet. Biz onu söyledim. Biz tarihen her zaman bir hoşgörü içerisinde bölgede huzur olsun, mutluluk olsun, insanlar beraber yaşasın. Bak bugünlerde biz ne diyoruz? Diyoruz ki Azerbaycan Devlet Başkanı bile bunu belki... bilmeyen, hatta Ermeniler varsa burada onlar da duysun. Bizim Cumhurbaşkanımız bütün dünyaya gittiği zaman ne diyor? Diyor ki biz işgal bitsin, orada Ermeniler yaşamak istiyorsa biz onlara dokunmuyoruz. Yaşasınlar. Ama bizim göçmenlerimiz evlerine dönsün, yaşasınlar. Biz hatta yani eskiden Karabağ'da olmamış, sonradan göç ettirilmiş Ermenilerin bile yaşamak istiyorsa ona da şey ediyoruz. Ama bizim davamız ondan ibaretti ki birincisi adalet yerini tutsun. Bizim toprak bütünlüğümüz ki dünya tarafından tanınıp bu işgal bitsin ve göçmenler yerine dönsün. Eğer işgal biterse, göçmenler dönerse bölgeye huzur da gelir, barış da gelir. Herkes normal yaşar da, beraberce yaşar da. Bayağı şeyin dediyordu, acılarımız sinema dedi. Belki de Ermenistan'da bunu isteyecekler. Ömer, onlar bu yanlışı görecekler. Evet, bizim de dediğimiz ondan ibaretti ki artık Ermeniler bu Türk düşmanlığı zihniyetinde yetiştirilenlere artık büyüyen en azı bazı sizin dediğiniz gibi eğer ben geleceği barış, huzur kendi halkının önce geleceğini de düşünerek tek o yok ki barış, huzur olsun. Onların bugünkü o zihniyete, Ermenistan'ı yöneten zihniyete ve diasporaya artık yeter demesi gerekir. Adalet, hukuk yerini bulursa o zaman sizin dediğiniz gibi gelecek nesiller bu acıları yaşamaz. Çocuklar doğum gününü kutlayamayacak acılara yaşamaz. Hiç kimse yaşamaz. İnşallah yaşamaz. Hiç kimse yaşamaz. Yani biz dünyanın hiçbir bölgesinde yaşamaz. Biz kimse yaşasın, kimse yaşamasın düşüneceğiz de hiç kimse yaşamaz. Yani sizdeki bu hoşgörü kültürü eninde sonunda onlara da geçecektir. Geçmelidir. Bizim şeyimizde biz kimse ölsün, başka hangisi ırk, biz sadece hakkımızı istiyoruz onu demek. Bu kadar acıya rağmen yine diyoruz bakın en çok şehit veren insanlardan biri benim. Aile de şehit vermiş, okul arkadaşlarımı genç kaç kabri elimle koymuşum. Bazılarının kabri bile yok. Alamadık, götüremedik. Buna rağmen ne diyoruz? Gelin bu sorunu çözelim. Masada çözelim. Masada çözelim. Yeni bir savaş yaşanmasın. Genç insanlar yeniden hayatlarını kaybetmesinler. Anneler yeniden ağlamasınlar. Bu sorunu gelin masada çözelim. Ve bölgenin geleceğine de huzur gelsin, mutluluk gelsin, işbirliği gelsin. Her şey gelsin bölgenin. Ama benim söylediğim, karşı taraftan Davutoğlu'nun açıklamasını da oradan söylüyorum. Diyor ki her bölge bir tarafa o kadar topraklar. Bir bölgenin azat olunmasına görün hangi bir aşırı bir zihniyetiz ki kendi menfaatleri için bile. Yani Türkiye-Ermenistan sınırı açılacak karşılığında. Açılması için bile bir bölgenin işgaldan azat etmek istememiş Ermenistan'ın bugünkü rejimi. Yönetim. Ve bu yönetmede baş kaldırını daha çok Ermenilerin kendisinin yapması gerekir. Artık yeter. Bu zihniyetle nereye gidiyoruz? Nereye gideceğiz? Bu bölgede yetmez mi bu kadar? Ve bizim o yüzden ben dedim. Ben bizi dinleyen Türkiye'deki Ermenilere de onlar Türk milletinin ne kadar hoşgörülü olduğunu herkesten daha iyi bilirler. Diyasporadan da daha iyi bilirler, Ermenistan içindekilerden de. Onların bu konuda daha aktif olarak seslerini daha iyi duyursunlar. Çünkü bu nereye gidebilir bu kadar? Yazık değil mi? 1 milyon insanın içinde bugün annesinin, babasının, çocuğunun kabrini ziyaret etmeden ölen insanlar var. Ya bu birincisi insanlık halidir. Kim olursa olsun. Bu insanın acısıdır. Ben onu Yunan yaşasın, bilmiyorum, Arap yaşasın, onu bilmem bir İngiliz yaşasın. Ben onun öyle acısını duyduğum zaman hiç zaman demem ki İngiliz'di, Arap'tı, Yunan'dı. Ya derim bu insandı, yazıktı, ağlarız böyle bir şeye. Bu da insandı, her şeyi bırakalım. Yani bu insana bunlar yapılır mı? 23 yılda insan evine dönemesin. Gidip en azı babasının kabri bile yoktu bu çocuğun. En azı babamın bir kabir yeri olsun.
onun kemiklerini en azı bulalım da oraya bir kabir dikelim. Bu çocuğun 25 ilde alınan bu hakları, ben etnik kimliği, dini inancı değil, kim olursa olsun. Bakın biz dünyaya bir daha söylüyorum, bunu duyuranda da diyoruz, gelin buna etnik kökenden değil, dini değil, Müslüman mı, Hristiyan mı? Ya yani Müslüman da olsa bu bir insandı, Türk de olsa bu bir insandı. Buna gelin insan tarafından bakın. Dünyada biz bu olaya böyle bakarsak her yerden, dünyaya barış o zaman gelir, huzur o zaman gelir. Yok Müslümandısa iyi yapıldı da, ama Hristiyan karşı yapılırsa daha çok bağırırız yaklaşımı. Bu doğru değil. Veya Hristiyandısa iyi yapıldı, Müslümandısa kötü. Böyle bakış açısı dünyanın mutsuzluğa aparır. Etnik bakımından ona iyiydi, bize ne var ya, Azerbaycan Türklerine yapılmış anlayışıyla. Yarın da o Afrika'da bilmem kimlere yapılmış, bana ne? Onunla yaklaşırsa dünya ne olur? Bizim anlatmak istediğimiz Hocalya adalet de buradan gelir. Bakın siz hukuk eğitimi almış gençlerimiz var. Ne der? Der ki adalet ve hukuk iki zaman çöker. Bu hukuku bir anlayıştı. Ne zaman çöker? Suçlular cezasız kaldığında ve suçsuzlar cezalandırıldığı zaman hukukun çöküşü demekti. Bugün suçlular artık rahat rahat, bu çocuk biliyor musunuz niye hassastı? Eğer onu yapanlar adalet karşısında cevap verip yargılansaydılar, bu çocuğun içindeki o yaralar en azı bak yaptılar, ceza da aldılar, hesabını verdiler. Ama bunlar bu durumda, ona göredi ki bu insan, bu çocuklar görüyor ki onu yapanlar neyinki yargılanmadı. O insanlar hatta uluslararası konferanslara, tribunlara çıkarak kendilerine bir beraat alma şeylerine giriyorlar. Yani bir özür dilemek. Hata yapıldı, kötü şey yapıldı veya yargılandı, ortada yok. Biz o yüzden dünyanın her yerinde, burada da Türkiye'de de bizi dinleyen kardeşlerimiz etnik kökeninden, ben dinsizdi mi, dinli Hristiyandı mı, Müslümandı ayrımı yapmadan bu şeyi seslendiriyorum. Evet. Gelin bu konuya bir insan konusu kimi yapak. Bu çocukların çocuklukları çalındı, gençlikleri çalındı. En azı bunu çalanların ceza, adalet karşısında cevap vermesi ona göre lazımdı ki yarın insanlık aleyhine böyle suç işleyenler onların ne beklediğini bilsinler. Evet, yargılanacağını bilsinler. O yüzden de Hocalya adaletin içerisinde biz bunu sadece Türk kökenli insanlar olarak daha çok bizimle yapmamız gerektiğinin üzerinde, ben bütün etnik grupları dininden inancından asılı olmayarak da bu konuda sesliyorum ki siz de Hocalya adalet deyin ve bu büyük bir cinayeti yapanların biz yargılanmasına nail olalım. Bu insanların sağ kalanları kendi evlerine dönmesine yardım edelim. Bak bu insanlığa yardım etmektir. Ve bu bir insanlık olayı olarak görüyorum. Evet. Bir Azeri Ermeni olayı ya da Türk Ermeni olayı olarak değil, bir insanlık. Bu dünyanın başka bir noktasında da olsa yine aynı sıcak. Aynı tepkili vermemiz gerekir. Tabii yani ki aynı tepkili. Bizi ilgilendiriyor. Kim kime töretmeyin evet. Nasıl olma. Biz konseyde de bunu savunuyoruz dediğimiz. Evet. Bakın böyle cifte standart olmaz. Bazıları yaparsa hemen şeye geçersiniz, bakar kimlere yapmak. Bazılarına da yapılmışsa olmaması gerekir. Böyle olaylarda cifte standartların olmaması korkudan gerekir. Kalkması lazım. Evet. Kitaplarınızı konuşacaktık, zamanımız kalmadı. Çok daha fazla olmadı ama ille de aşk diyorsunuz. Hem Allah'a ulaşmada hem insana ulaşmada ben ille de aşk. Bir şeyi sizin bir aşkın tarifini de yaparsanız ileri başka bir programda inşallah sizi üçüncü bir defa arada yine bir tarif eder. Sadece bu konuları konuşuruz. Çünkü artık bu sorunlar da kalkmış olur inşallah kısa sürede. İnşallah. Sınırlar aşılır. Bizim, belki de en iyi dost ülke olursunuz. Bizim çünkü en büyük temennimiz bu sorunun çözümü. Evet. Çünkü acı çeken 1 milyon insan var, evine dönemeyen. Tabii ki bu sorunun çözümünü herkesten de çok biz istiyoruz. İnşallah sizin dediğiniz gibi de optimist düşünmek ne kadar zor olsa da böyle tavırlar göründüğü zaman. Ama herhalde böyle bir düşünceyle bitirsek daha iyi olur. Yo, ben, biz Yunanistan'la mesela çok iyi mesaj alışverişleri ama var. Ama Yunanistan'da o zihniyet biraz değişmeye başlayınca sonuç. İnşallah Ermenistan'da da değişir. İnşallah bizim de düşüncemiz, isteğimiz Allah'tan diyor, isteğimiz o. Odur diyor. İnşallah kitaplarla ilgili de ben bir teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Üstad Cemal Safi evet. Çok büyük şairimiz, çok değer verdiğim. Türkiye
Türkiye Türkçesinde şiirlerimin çıkmasına onun çok büyük desteği oldum. Türkiye Türkçesine aktarılmıştı onun ama iyi şekilde gözden geçirilmesini ve bana da bu cesareti veren insandı. Ona teşekkür ediyorum. Çok kitabınız var ama... İkinci kitabım içinse Cemal Nur Sargut'a teşekkür etmek istiyorum. Allah seven kalplerdedir diye. Ben buna inanıyorum gerçekten. Allah seven kalplerdedir. Çünkü nasıl diyor dinimizde, ne yer kucaklayabilir diyor beni, ne gök. Sadece inanan kullarımın yüreğine sığabilirim. Kalbinde sevgi olan insan, en önemli şey sevgidir. Kalbinde sevgi olan insan kötü insan olamaz. Kesinlikle. O yüzden de biz insanların kalbinde sevgi diyoruz. Ve Cemal Nur Hanım da Nefes Yayın Evlerinde Tuti Kitap'ta çok teşekkür ederim. İnşallah ki Mart'ın öncesi Kadınlar Bayramı, kadın hakları ile ilgili bu kitaplar Türkiye'de kardeşlerimize, topluma satışlarda olacak. Hoşlarına giderse ben mutlu olurum. Mutlaka. Programın sonunu sizden bir şiirle tamamlayalım diyoruz. Kendi şiirleriniz olabilir, bir, çok sevdiğiniz bir başka şiir olabilir. Gecenin bu saatinde bu sevgiyi onlara da biraz hissettirelim, anlattıralım. Sevgi kalpleri mi? Sevgiyle dolsun isteyelim. Ne okuyalım da bilmiyorum. Belki biraz kadınla ilgili okusak mı? Olur. Hangisini isterseniz. Kalpler sevgiyle dolsun dediniz. Biraz sevgiyi de... Kini, öfkeyi değil, sevgiyi yaşatan, sevgiyi böyle coşturan şeyler olabilir. Bir Ya Rabbim, okuyalım mı bir tamam. şey? Ben varlıkken bir hiçliğe çevrildim. Ben aşk adlı tek hiciye çevrildim. Beni atıp sana doğru çevrildim. Aç kapını bu kuluna Ya Rabbim. Nefis adlı o şeytanı terk ettim. Hayat nedir? Geç de olsa fark ettim. En büyük aşk o senmişsin, derk ettim. Aç kapını bu kuluna Ya Rabbim. Muhannete dil tökmekten yoruldum. Ben ki aşkın teknesinde yoruldum. Yanlış yoldan döndüm, sana doğruldum. Aç kapını bu kuluna Ya Rabbim. Sabah ezanını dinledim. Yunus misal kul aşkını sonladım. Şems'te yanan Mevlana'nı anladım. Aç kapını bu kuluna Ya Rabbim. Çok güzel. Diyelim. Evet, kalbimizi herkese açalım diyoruz. Herkesin de o kalbi, uzatılan elleri tutsun istiyoruz. İnşallah sadece sizin bölgenizde, Orta Asya'da değil, Azerbaycan, Ermenistan arasında, Türkiye, Yunanistan arasında değil, dünyanın her yerinde barış, sevgi hakim olsun. Bunun da tek yolu biliyor musunuz Nedim? Abbas ve ben küçük bunu söyleyeyim, zaten bitireyim. Bir gün bir hikayeni yazdım. Bir beyaz derli Afrika'ya gider. Afrika edebiyatını inceleyecek. İnceledikten sonra bu siyah derli dostuna döner, der ki, ben sizin diğer edebiyatı çok inceledim, şiirlerinizi. Neden sudan bu kadar çok yazıyorsunuz? Adam döner çok rahatlıkla cevap verer. Çünkü onun yokluğundan eziyet çekiyoruz. Zordu. O yüzden de o yokluk o kadar... böyle bir şeydi ki ondan yazıyoruz ve döner beyaz derliye diyar. Ben de sizin edebiyatı çok okudum da daha çok aşktan yazarsınız. Neden? Bugün dünyada bütün problemlerin en büyük şiddetinde, dünyadaki savaşlarında bence en büyük nedeni sevginin azalmasıdır. İnsanlar içerisinde sevgi ve anlayış, hoşgörü hissinin azalmasıdır. Ben bir gün kültürler arası diyalogda konuşma yapıyordum. Dedim ki, biliyor musunuz, bence biz zaten bu kelime seçiminde hata yapmışız. Buradan düzeltmemiz gerekir. İngilizler tolerans der. Türkiye'de tahammül der. Biz dözümlülük deriz. Sayıyorum bütün yabancı dillerde. Tolerans ne demekti? Tahammül onun Türkçesi, dözümlülük. Siz bir yere kadar tahammül edebilirsiniz değil mi? Bir yere kadar tolerans gösterebilirsiniz. Bir yere. Ama dedim, bizim dedelerimiz eskiden bunun en güzel sözünü söylemişti. Bence bunu yabancı dillere bulmamız gerekir ve bunun adı hoşgörüydü. Bak, bu hoşgörü hissi, anlayış duygusu, sevgi eksikliği bu günleri isterseniz aile içi şiddetten tutun, toplumdaki şiddete, dünyadaki bu kadar şiddetin nedeni de bu. O yüzden de genç nesillerimizin
daha çok sevgi ve anlayış, anlama kültürü. Herkesi, başkalarını da anlama kültürü üzerinden dünyada böyle yetiştirilirse bu yaşadığımız olaylar daha da azalır. O yüzden de tabii ki sevginin, hoşgörünün daha çok konuşulması gerekir. Bayağı güzel bir şey dediniz. Dizilerden şiddet artık bu kadar şiddet kalksın da biraz da daha çok sevgi, daha çok sevgi öne çekilerek öğretilsin. Bugün bütün dünyanın, bütün dünyada en büyük ihtiyaç olan şey. İnşallah bir sonra sizi konuk ettiğimiz zaman bütün bu sorunlar çözülmüş olacak. Sevgi, İnşallah. Aşkı. Daha çok kitaplar anlatacağız. Kitapları konuşacağız. İnşallah. İnşallah o noktaya da geleceğiz. Sevgili izleyenler, saat çok geç oldu. Konuşulacak çok çok daha konu vardı. Kitabı konuşacaktık. Çok röportajlar da vardı ama sizleri daha fazla uykusuz bırakmak istemiyoruz. Ganer Hanım'ı üçüncü bir kez önümüzdeki aylarda, yıllarda tekrar konuk etmek istiyoruz. Gerçekten sular seller gibi akıyor gidiyor. Genç arkadaşlarımız başka konuk olsa bize niye söz vermiyorsunuz diye hep böyle bakarlardı bana, alttan işaret ederlerdi ama onlar da benim gibi ağzı açık bir şekilde oturduk dinledik. Donanımıyla, birikimiyle, gezgisiyle, görgüsüyle, gazeteci olarak dünyanın çok önemli liderleriyle konuşmuştu. Orada çok güzel anekdotlar vardı. Onları bile konuşamadık. İnşallah bir sonraki program diyoruz. Hepinize iyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın. Turentultural.com grubu sundu.